bir haftaya daha siyasetin sıcak gündemiyle başlamanın heyecanını, tutkusunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz hafta hakikaten son yılların en gerilimli oturumları yaşandı. Cumhurbaşkanlığına esas alan anayasa değişiklik teklifinin ilk tur görüşmelerinde 18 madde geçer oyla kabul edildi, ikinci tura geçildi. Ancak tartışmalar hız kesmedi. Önümüzdeki günlerde de hız kesmeyeceğine eminiz. İkinci turda neler olabilir? Birinci turun ardından ikinci turda neler yaşanabilir? Referandum sürecinde nelerle karşı karşıya kalabiliriz? MHP tabanı nasıl bir tavır alabilir referandum sürecinde? Kürt vatandaşlar ne yönde oy kullanır? Partilerden, liderlerden beklentiler nedir? Bu akşam doğrudan siyasetin ilk bölümünde konuşacağımız konu başlıkları olacak. Bir yandan ekonomik terörü de konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta kullandığı ifadeler, bilhassa dolarlı teröristler ifadeleri ekonomi gündemini hareketlendirdi. Yurt dışında bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yorumlar ekonomi kurmayları tarafından spekülatif bulunuyor. Türk borsasının, Türk ekonomisinin manipüle edilmek istendiği söyleniyor. İşte bu iddiaları da konuşacağız. Bir de yeni başlığımız var, müfredat tartışması gündemin en sıcak gelişmesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu akşam kimlerle konuşacağız? Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Kasıman, hoş geldiniz. Hasan Basri Yalçın, SETA'dan hoş geldiniz. Henüz yerini alamadı ama bizi bekliyor Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge. Siz de hoş geldiniz diyelim. İlk soruyu soralım, o arada Fatih Çekirge de yerini alacak zaten. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turundan beklentiler nedir diyelim. Genel oylamada nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız Ahmet Kasıman? Ben çok değişeceğini düşünmüyorum bugünkü tablonun. Yani bu böyle pek müzakerelerle fikir değiştirecek falan bir konu değil zaten. Ciddi şekilde eleştirildi Devlet Bahçeli yaptığı tercihlerle ilgili olarak ve MHP'nin içerisinde her ne kadar böyle bir genel kuyruğu dik tutma eğilimi varsa da bunun parti içerisinde ciddi çalkantılar yarattığı da aşikar. Yani sürecin yakınından takip eden genel başkan yardımcıları falan istifa ediyor. Yani dolayısıyla bu ciddi bir mesele. Bunun geldiği noktadan artık Bahçeli'nin dönmesi diye bir ihtimal görmüyorum. O noktada da elindeki milletvekillerine hakim olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu buradan çıkacak gibi duruyor. Bu arada biz yayına girmeden önce Twitter üzerinden yine uzun bir paylaşımda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli mecranın diliyle konuşacak olursak bir flood yaptı. Yani ardı ardına tweetler attı. CHP yönetimine yönelik sert eleştirileri var. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir dedi. Millete gitmenin neresi yanlıştır diye sordu. 15 Temmuz'da tankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır diye sordu MHP lideri Devlet Bahçeli. Sizinle devam edelim o zaman Hasan Basri Yalçın. İkinci turdan beklentiler. Bir de çarşamba günü Kılıçdaroğlu Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile görüşmeyi talep etti. Bir randevu istedi ama bu tweetlerden sonra olası onaylandı mı? Galiba değil mi? Yani Bahçeli de kabul etti, yani o görüşme yapılacak galiba. O görüşme yapılacak ama ona rağmen böyle sertleşen bir üslup görüyoruz. Ben hocamın söylediği gibi aşağı yukarı aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu görüşme tabii CHP için baştan beri belki de yapması gereken, alması gereken tavırlardan bir tanesi buydu. Yani evet, CHP başından beri bu anayasa değişikliğini desteklemiyor. Ama desteklemediğiniz zaman da sadece mecliste bir gövde gösterisi yapmak, mecliste geciktirmek, bunlar tek başına CHP'nin istediği sonuçları verebilecek politikalar değildi.
Bu çerçevede hani farklı yollar denenebilirdi. Hı hı. Yani ne derece başarılı olur o ayrı bir şey ama yeni bir oyun planı, yeni bir kurgu, yeni bir müzakere sistemi gerçekleştirilebilirdi. Bu anlamda ben Kılıçdaroğlu'nun eğer bir randevu talebi gerçekleşmişse o talebi aslında yeni bir yeni bir arayış olarak değerlendiriyorum. Zira bundan önce birinci turda gerçekleştirilen, ortaya konulan çaba bu anayasa değişikliğinin geçmesini engelleyecek bir çaba değil. Yani evet geciktirirsiniz, kürsüde oy kullanma sırasında çeşitli işlemler yapabilirsiniz, söz alabilirsiniz, bir şekilde bir şeyler yapabilirsiniz ama ila nihaya bunu engelleyemezsiniz. Yani çünkü iki tarafta pozisyonunu, yani MHP'de, AK Parti'de pozisyonunu gayet net bir şekilde koydu. Hatta Bahçeli bugünkü tweetleri hiç de şaşırtıcı değil çünkü ya bu süreç başlamadan önce çok net bir şekilde bağladı Bahçeli kendisini. Yani benim bir oyum var, onu mecliste vereceğim, referandumda da benzer şekilde oy kullanacağım diye ve hatta aslında muhtemelen bir ön alma, bir pozisyonunu netleştirmek için bunu yaptı. Ama ben CHP'den yani birinci müzakereler sırasında, birinci oylamalar sırasında belki daha farklı atraksiyonlar bekleyebilirdik diye düşündüm ama yani CHP tam da onun tersine eski refleksleriyle hareket etmeyi tercih etti. Mesela işte Deniz Baykal'ın konuşmayı yapması tercih edildi. Hı hı. Yani böyle daha hani 2007-2008 yıllarını resmeder bir görüntü koymak. CHP neden böyle bir görüntüyü tercih etti? Henüz anlamış değilim. O anlamda çok başarılı değil yani. Direnebilirsiniz, direncinizi artırabilirsiniz. Kim konuşabilirdi ama, onun yerine mesela? Yani ne bileyim hani daha böyle farklı bir ton, farklı bir ses konulabilir miydi, farklı müzakereler denenebilir miydi bilmiyorum ama en azından Deniz Baykal görüntüsü hani hı hı. biz bunun kavgasını vereceğiz demektir Deniz Baykal görüntüsü ortaya koyduğunuzda. Hı hı. Ama o kavgayı hani 10 senedir, 14 senedir oynuyor CHP ve her kavga ettiğinde kaybediyor. Dolayısıyla o şiddet ve kavga üzerinden hani kurgularsa kaybedeceği aşikardır. Belki başka şeyler denenebilir miydi? Bu Bahçeli Kılıçdaroğlu görüşmesini ben o anlamda belki önemli görüyorum. Çünkü o bir müzakeredir, o bir denemedir. Belki istediği sonuca varmayabilir ama öteki de sonuca varmıyor. Göreceğiz yani ama ben Bahçeli'nin tavrının öyle çok kolay değişeceğini de zannetmiyorum. Bence. Bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Bu noktadan sonra Bahçeli'nin MHP'yi MHP gibi yani bildiğimiz MHP gibi bir arada tutması için bunu kazanması ve net olarak bunun ne fayda getirdiğini de dönüp tabana somut gösterebilmesi lazım. Artık bu yoldan U dönüşü yapamaz Bahçeli. Bahçeli iyi veya kötü arabaya bindi, gaza basıyor ve gidiyor. Duramaz. Bir siyaset denemesi yapıyor Bahçeli aslında. Evet. Başarılı olur olmaz göreceğiz. Hı hı. Ama hani Cumhurbaşkanlığı sistemi yani bu yapılan anayasa değişikliği çerçevesinde gelecek sistem olursa hani MHP'nin Bahçeli'nin %50'lere varan bir oy oranına varmayacağını aşağı yukarı hepimiz kestiriyoruz. Bahçeli kendisi de kestiriyor. Dolayısıyla böyle bir sistem değişikliğine rıza gösteriyor olmanın MHP tabanına da bir şekilde somut göstergeleriyle açıklanması gerekecek. Somut tabi %100 katılıyorum. Somut tabi burada şunun farkına varmak lazım. MHP'yi anlamak açısından belki konuşabiliriz zamanımız olursa ama MHP açısından buradaki tabanı tatmin edecek. Bahçeli'nin işi orada hem kolay hem zor. Çünkü tabanı tatmin edecek şey başka partilerde iktidar olur. MHP tabanı için sadece bu değil. Yani daha başka şeylerle de tatmin olabilir hı hı. MHP tabanı. Mesela MHP zihniyetinin bürokraside hakim olduğu ve devlete sahip çıkabildiği hissi, orada bir ağırlığının olduğu ve o ağırlığı kullanabildiği, somut olarak, fiili olarak kullanabildiği hissi de MHP tabanını bir ölçüde yatıştırabilir. Ama bunlar gelmez ve bu gittiği yoldan eğer o hedefleri, o somut kazançlara bir biçimde ulaşamazsa Bahçeli zaten fazlaca da MHP'nin başında da oturamaz. Yani bundan sonra hatta MHP diye bir parti bu formunda kalır mı kalmaz mı onu bile konuşmak lazım. Aslında bu değişiklikler gerçekleşirse hı hı. Bütün partilerin formlarında aşağı yukarı bir oynama yani, olacak. Bir oynama olur. Bu sistem değişikliği gerçekleşirse tüm partileri nasıl bir akıbet bekliyor? Benim aslında bugün sormak istediğim sorulardan biri. Devlet Bahçeli'nin tweetlerine devam edeyim sonra da Fatih Çekirge'ye söz vereyim. Yıllarca rejim üzerinden siyaset kurgulayanların asıl rejim muhalifi
müfsitler olduğunu görmek, bilmek, anlamak lazımdır. Allah'ın izniyle çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerinden sonra anayasa değişikliği milletimizin önüne gelecektir. İnancım budur. Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır ifadesini kullandı. Attığı tweetlerde MHP lideri Devlet Bahçeli. Moderatörüne kalp çarpıntısı yaşatmayı seven konuk Fatih Çekirge. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi zaten üst üste geliyor haberler. Bu Devlet Bey'in bu tweetleri yenir yutulur cinsten değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderdiği tweetler. Yani şöyle de bir şey var. Şimdi bu şu demek. Yani benle konuşmaya geliyorsun ama yani konuşacağımızda bir şey yok. Yani ne sunarsan sun. Ben bu yolda gideceğim. Bu bir üslup. Daha da ileri gidip Sayın Bahçeli yani milletten niye kaçıyorsun? Hı hı. İşte bugüne kadar hep rejim partisi oldun, halkın partisi olamadın gibi o anlama gelebilecek sözler de söylüyor. Yani bu üsluptan sonra iptal olur mu görüşme? Ben Kemal Bey'in zannetmiyorum ama belli olmaz. Çünkü çok geriliyor tabii olay. Hı hı. Yani Kemal Bey'in kişiliğine kalırsa iptal etmeyebilir, gidip tekrar konuşmayı deneyebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi çok şaşırtıcı şeyler yapıyor yani şu ara. Mesela? Bu görüşmelerde falan ben baktım yani grup başkan vekillerine. Yani grup başkan vekilliğinin bir şekilde kürsüye veya şeye geçecek olan yasaya bir şekilde 5 dakikalık veya 5 saatlik bile olsa engel olmak olduğunu zannediyorlar. Yani orada ben bir tecrübe eksikliği görüyorum. Yani bu konuda bilmiyorum ne düşünüyor CHP'nin kendi yönetimi, tabanı, delegesi ama yani bu tür engelleyici, bu tür işte bir gün daha ertelettik, bir gün daha aldık. Yani sanki orada bir mevzi savaşı var ve o mevzi savaşında başarı da yani 4 saat ertelettik yasadan geçiyor. Yani bu muhalefet anlayışı bitti. Bunu hatta Demirel zamanında filan bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani o şey kalmadı artık. Şimdi dolayısıyla bu görüntü Bahçeli'nin bu sözleriyle birleşince biz ciddi bir ayrışma görüyoruz artık. Hı hı. Yani bu meclisteki ayrışma tabii. Bunun altını çizmek lazım. Meclisteki ayrışma bu şekilde gerçekleşiyor. Öbür taraftan mesela orada olan şey şudur. Yani ben mesela tam katılmıyorum. Deniz Baykal niye çıktı veya o niye çıktı? Yani orada önemli olan muhalefetin işte belli bir üslup şiddetinde görüşlerini dile getirip eleştirilerini yapmasıydı. Doğru yanlış. Deniz Bey çıktı yaptı. Yani bana göre de kötü bir konuşma değil, iyi de bir konuşma yaptı. Hatta babasından girdi yani meclise şey yaptı ve bu bir görüştür. Görüşü dile getirdi. Ondan sonra da Adalet Bakanı çıktı. O da çok güzel cevap verdi yani gerçekten. O da ya işte bunlar öyle değil böyle. Biz tam tersine Cumhurbaşkanı'na sorumluluk yüklüyoruz. Siz sorumluluk cezai şu anda olmayan sorumluluğu, cezai sorumluluğu veriyoruz gibi. Yani o kısmı bence meclise yakışır bir tartışma şeydi. Fakat CHP'nin anlayamadığım bir şekilde grup başkan vekilliği orada böyle bir garip bir böyle top geçmesin, adam geçmesin sanki orada işte 3 saat daha onu ileri itersek bir şey olacakmış gibi bir tavır sergiliyor. Bu tabii ters tepiyor, yanlış oluyor. Yani burada bunu yaparken Milliyetçi Hareket Partisi'ni de Devlet Bey'i de karşılarına alıyorlar. Yani şimdi sen bunu burada yapıyorsun. Halbuki bu görüşmeler başlamadan evvel bir araya gelme olsaydı bir ortak noktada ve çağrılar da yapıldı. Hı hı. Ben Binali Bey'in yaptığı çağrıyı biliyorum, Cumhurbaşkanı yaptığı çağrı. Bu çağrılar öncesinde hatta Devlet Bey'in de çağrısı vardı bir araya gelinseydi. Belki çok daha anlamlı bir yola girerdi. Bu bir tabii, bu meclisteki hali. Şimdi asıl sorunuza gelirsem. Şimdi Devlet Bey'in bu konuşmasının arkasında Kemal Bey'e olduğu kadar kendi parti tabanında da bir kenetlenme ve kilitlenme arayışı var. Yani bu kadar peş peşe bu tweetlerin atılması. Yani ben aynı zamanda AK Parti yönetimine de bir mesaj var. Yani bu randevuyu ben kabul ediyorum ama benim sözüm söz kardeşim. Ben buradan devam ediyorum diyor. Hem tabanına yerimiz hem AK Parti yönetimine diyor bunu. Yani bir
kuşkunuz olmasın. İki, bu tabii meclisteki şey. Ama öbür tarafta MHP yönetiminde genel başkan yardımcılarından, parti delegelerinden, teşkilatlarından istifalar oldu yani. Hatta ve hatta bu olaylar olmasaydı bir kongreye gidilecekti. İmzalar toplanmıştı. Belki de Devlet Bey'e karşı bir ciddi bir hareket olacak ve bir kongre oluşmuş olacaktı. Şimdi orada bir derin sessizlik var o tarafta. Yani orası hiç konuşmuyor. O delege imzalarını toplayanlar. Onlar konuşmadığı için şu kaygı artıyor. Ya bu tabanda MHP'nin oyları nasıl gelecek acaba? Yani meclise tamam geçiyor, referanduma gidiyor da tabanda nasıl gelecek? Şimdi bu soru bence Devlet Bey'in bir oyun var onu da atacağım lafıyla birleşince. Hı hı. Yani parti kararı almıyorum, bir oyun var onu atacağım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleneğinde, yani başbuğ geleneğinde, başbuğ ne derse parti teşkilatı ama onun peşine giderdi lider partisi. Hı. Devlet Bey orada bu belki de küskünlüğü nedeniyle, belki bu kongre toplanması nedeniyle bu cümleyi de etti. Bu da tabanda değişik sonuçlar yaratabilir. İşte o nedenle bizim önümüzdeki şu bir hafta içerisinde biz daha çok meclisteki oylamadan bir şey beklemek yerine, yani bu belli ki Nisan'da bir referandum göreceğiz. Biz orada bu iş tabana nasıl yansıyacak? Peki nasıl yansır? Şimdi buna siz temas ettiniz. Demin Ahmet Kasıman da temas etti. Dolayısıyla ben Hasan Basri Yalçın'ın da konuyla ilgili fikirleri olacağını düşünüyorum. MHP tabanı nasıl yaklaşacak mevzuya? Şimdi şöyle, ben şöyle gözlüyorum. Şimdi aslında MHP tabanı, AK Parti tabanı, HDP tabanı, hı hı, ve elbette CHP tabanı, bir de kararsızlar diye addedebileceğimiz bir bölüm koysak. Bu arada tabii şunu hatırlamamız lazım. 7 Haziran seçimlerinde HDP'yi barajı geçsin, o da ben Türkiye Partisi'yim diye çıktı ya. Hı hı. HDP barajı geçsin diye özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük illerdeki Kürt kökenli seçmenin, ya bu parti barajı geçsin, hatırlayacaksınız o zaman da şey var, barış oluyor yani, işte silahlar gömülecek ve millet de terörden bıkmış. Ya şu barajı geçsin, işte ne güzel el birliğiyle HDP, AK Parti görüşüyor. Beşir Atalay Bey'in işte faaliyetleri var, işte gayet güzel bir hava esiyor. De biz bu illetten kurtulalım dedi. Kürt kökenli vatandaşın büyük bölümü. Ve AK Parti'ye oyu olanlardı bunlar. Onlar barajı geçsin diye HDP'ye kaydırdılar oylarını. Şimdi dolayısıyla 1 Kasım seçimlerine girerken 258'de kalan bir AK Parti gördük. 80'lerde olan MHP, HDP gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu değişmiyor, aynı o bir oyu var. Şimdi soru şuraya geliyor. 1 Kasım seçimlerinde, yani çok yakından izlediğim birkaç sevgili böyle dostum, eskiye dayanan ilişkilerin olduğu, mesela Mehdi Eker İstanbul'dan milletvekili adayı oldu ve ben çok iyi biliyorum ki mahalle mahalle ev ev gezdiler. Hı hı. Yani ev ev gezdiler ve dediler ki, çünkü şöyle bir şey var, yani herkes Tarım Bakanı diye tanır Mehdi Bey'i ama aslında bir Kültür Bakanı olabilir. Çünkü Arapça dahil birçok dil bilir ve çok köklüdür yani bana göre entelektüel yapısı. Tek tek gezdiler ve şunu söylediler. Dediler ki, ya tamam biz sizi anlıyoruz, siz barış olsun diye, bu parti barajı geçsin diye oyları verdiniz. Tamam da sonuç bu oldu. Yani hükümet kurulamaz oldu. Hı hı. Ve Türkiye kaosa gidiyor. Ve bizden giden emanet oylar böyle bir sonuç yarattı. İşte Kasım seçimlerinde hem MHP'den, yani 2 küsur milyon oy kaybetmiştir MHP ve o civarda da HDP'den oy gitmiştir. Yani 8 milyonlardan gelmişlerdir. %50 milletvekili sandalyesi düşmüştür ve 316'ya çıkmıştır AK Parti'nin oyu, 258'den sandalyesi. O emanet oyları AK Parti müthiş bir propagandayla ve anlatmayla, anlatarak geri alabildi. Hı hı. Şimdi soru şu, MHP içerisinde belli bir taban var. Bu taban diyor ki, kardeşim ben bu işten çok rahatsızım, ülkücüyüm ama hayır vereceğim. Bu bir kesim.
Rahatsızlıklarının sebebi ne? O, MHP biter diyor yani başkanlık sisteminde ondan korkuyor. Yani Milliyetçi Partisi hiçbir zaman söylediği gibi hocam hiçbir zaman %50 alıp iktidar olamayacak. Yavaşça Türkiye iki partiye kalacak ve böylece eriyip gidecek. Bu onların korkusu. Bir bunun içerisinde bir bölümde sandığa gitmeme ihtimali olan bir bölüm. Bir diğer bölümde tabii ki işte Devlet Bahçeli'nin söylediği o bir oyun var dediği. Bunların oranları üzerinde konuşulabilir ama bana göre yani çoğunluk hangisi? Çoğunluk bence yine evet oyu kullanacaklar. Evet oyu kullanabilir. Yani tam emin değilim burada. Şimdi o bir de oraya geleceğim. Yani bu propaganda süreci çok önemli bir süreç. Kasım ayındaki hani 2 milyon MHP'li oydan bahsettiniz ya sanki evet. O destek olur mu mesela? Evet'e döner mi? Şimdi oraya geleceğim. Bir kere şu da var. Diyor ki kardeşim ben HDP ve CHP ile aynı safta olmam diyor MHP'li. Ya meclis sandığa gitmez ya evet verecek. Şimdi onu bir daha tekrar eder misiniz? Bugünkü yazınızda da aslında o ifade var ama yani Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin oy verirken önemli motivasyonlarından biri olabilir bence bu. Yani CHP ve HDP ile aynı safta ya, olmamak adına. Bunu söylüyorlar zaten. Onların ben içeriden de birçok tanıdıklarımla konuşuyorum. O zaten bir net bir şey bu. Ya kardeşim ben diyor. Bir de son dönemde AK Parti çok ciddi bir şeye girdi biliyorsunuz. Son iki yıldır. PKK ile mücadele ve şeysiz yani. Katıksız bir mücadele içerisinde gidiyor. Bu tabii daha önce MHP oylarının aşina olduğunu bildiğimiz için. O giden iki oy AK Parti'ye aşina bir oy verdi çünkü. Ve yakınlıkları vardır orada. Tabii ki. Milliyetçi muhafazakarlık ilişkileri. Değerler üzerinde yakınlık söz konusu. Yani ben adım biliyorum ki Melik Gökçek Ankara'da çok ciddi bir MHP oyu referanduma kaydırabilir. Bunun birçok örnekleri olabilir. Şimdi ben aynı safta olmam diyen MHP'liler var. CHP'yi zaten biliyoruz. CHP'yi biliyoruz yani oyunu. AK Parti içerisinde ben çok büyük bir tabanda çok büyük bir fire olacağını olabilir ama çok büyük olacağını zannetmiyorum. AK Parti içerisinde de çünkü buna tabanda olmasa bile tabanda bazı isimlerin oralarda buralarda kulislerde huzursuzluklarını dile getirdiğini duyuyoruz. Buradaki mesele şu. Son seçimlerde 49,5 aldı. Şimdi 49,5'u aldı. Bunun üstüne ne lazım? 1-1,5 puan. MHP'den 1,5 puan gelir mi? Soru bu. 49'u tekrar alabilir mi? Soru 2. Hadi biraz fire oldu diyelim. 48 aldı. 2,5 puan referandumun eveti haline dönüşebilir burada. Tabii bu kadar aritmetik bakmak doğru mu? Değil. Her zaman milletin iradesine saygı duyacağız. Sandıktan ne çıkacağız ona bakacağız. Orada AK Parti'deki siz uzun süredir not alıyorsunuz farkındayım. Çok kısa bir ekleme isteyeceğim Fatih Çekirge'den. orada AK Parti'de yaşanabilecek olası fireyi düşündüğümüzde Kürt kökenli vatandaşların MHP ile ittifaka evet vermek istememesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Orada şu faktör devreye girecek. Başkanlık faktörü değil. Tayyip Erdoğan faktörü. Anladım. Tayyip Erdoğan gidecek Urfa'ya, Diyarbakır'a, Kürt kökenli olan kardeşim bu ülkeyi ben Tayyip Erdoğan mı değil mi sorusunu ortaya attığı an o oy çok yükseliyor. Anladım. Başkanlık mı değil mi diye sorursa kafa karışabilir. Haziran'dan Kasım seçimlerine kadar yaşanan tam da o dediğiniz olur mu dediğiniz şeyin olduğunu gösterdi. Yani Haziran'da MHP'nin oyu da çok yüksekti, HDP'nin oyu da çok yüksekti. Kasım'a geldiğimizde hem MHP'den hem HDP'den AK Parti'ye büyük kayışlar olduğunu gördük mesela. O yine hani evet. O dönem istikrar kavramı çerçevesinde bu meydana geldi. Yani burada tutup başka bir şey çerçevesine gelebilir yani. Sayın Cumhurbaşkanı yani burada başkanlık mı değil miden özellikle Kürt kökenli vatandaşına Tayyip Erdoğan mı değil miye gelirse ülke genelinde de bence yükselebilir. AK Parti lehine bir artış tabii. Olabilir. Ahmet Kasım'ın uzun süredir not alıyorsunuz. Buyurun lütfen. Şimdi rakamları ben farklı bir senaryonun da mümkün olabileceğini söyleyeceğim. Ama tabii baştan şeyi koymak lazım. O tedbiri koymak lazım. Sayın Çekirge'nin söylediği gibi. Bu sandık oy gizli verildiği zaman ne olacağını hiç kimse bilemez. Yeter ki o oy işte verilmesi gerektiği gibi veririz. Türkiye'de de seçimler
parlamentoda gizli oylama yapmayı beceremiyoruz ama seçimlerde şu ana kadar bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Öyle olacağını düşünüyoruz. Şimdi öyle düşünürsek iki seçimi birbiriyle kıyaslamamız lazım ve bazı başka senaryoların da mümkün olduğunu görmek o zaman mümkün olabiliyor. Şimdi sadece tutarlılık adına bugün konuşulanların içerisinde, buradaki Aziz Ruh'u kastetmiyorum hiçbir surette ama bugün sokakta bu işle ilgili yorum yapan fikir liderlerinin söylediklerine bakarsak bir süre öncesine dönelim. Mesela bu yazın sonuna. Yazın sonunda henüz Devlet Bahçeli bu çıkışı yapmadan evvel şöyle bir söz söyledi. Ki bu aslında malumun ilanı, bu yorumcular MHP seçime tekrar gidirse baraj altında kalabilir değil mi? Bu ciddi, inanılır bir alternatifti. Hadi ben ona diyeyim 9. Bu baraj altı kalmanın adı da kıl payı baraj altı kalmak olsun, 9. MHP'nin son aldığı oy ne? 13.12. Demek ki burada yaklaşık olarak %4'lük bir miktar var. Şimdi bunu düşün. Ama kendi oy oranında değerlendirdiğimizde de %50'ye yakın bir artış var. Şimdi oraya geleceğim. Yani kendi oyunu katlaması anlamında değerlendirdiğimizde ciddi bir artış. Nereden nereye artış? Yani %9'dan %12'ye gelirken %30'dan fazla bir artış kaydetmiş. Artması lazım. Hayır. Onu söylemiyorum. Tekrar edeyim, söylediğimi net anlatabileyim diye. 2 Kasım seçimlerinde MHP'nin oy oranı %13.12. Eğer bu sene, pardon geçtiğimiz sene 2015'in Kasım ayında MHP ile ilgili bir seçim tahmini yapıyor olsaydık, büyük bölümü, değil mi, kamuoyuna fikir beyan edenlerin büyükçe bir bölümü MHP'nin baraj altı olma ihtimalinin ciddi olduğunu düşünüyorlardı. Bu baraj altını 9 kabul edersek 9'la 13-12 arasında 4 puan var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi 49'la, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı o yuvarlakları toplayacağım sonuçta, 49 virgül falan, onlar önemli değil şu hesap için. 49'la 13.12'yi toparlarsak, ona da 13 diyelim. Karşımıza çıkan rakam 62. Hadi o 62'ye de aradaki küsuratlar falan, 2 puan da ben koydum. 64. Şimdi 4 puan düşelim. 60 kaldı mı? Kaldı. Şimdi başka bir hesabı yapmak lazım. Her ne kadar kapı kapı ikna edildilerse de, ve bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti teşkilatı büyük bir iş yaptıysa da, konjonktürün 7 Haziran seçimleriyle 2 Kasım seçimleri arasında oynadığı rolü küçümsememize imkan yok. O konjonktür şimdi de var mı? O konjonktür bence şu anda da var. Çünkü öyle çok rahat bir noktada değiliz, değil mi? Bir 15 Temmuz geçirdik, arkasından bir işte terör olayları, terör olayları, ekonomi, yani bir ciddi bir şey var aslında. Bir sürü şeyin bilinmez olduğu bulutlu bir hava var. Pus dağılmıyor. Şimdi pusun dağılmadığı yerde %60'la ben hesaba sokuyorum şeyi. O %60'da 10 puan, hangi 10 puan? 7 Haziran seçimleriyle 2 Kasım seçimleri arasında yüzüp gezmiş olan 10 puanı. Alın bu 10 puanı. Bu 10 puan belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarıyla %100 barışık değil, değil mi? Yoksa niye 7 Haziran'da gitti başka bir yere oy verdi? Bugünkü ortamda da özellikle daha fazla barışık olmaları için bir tek parametre var. O tek parametrenin adı da 15 Temmuz. 15 Temmuz'da yaşananlar ve bunun arkasından ortaya çıkmış olan vaziyet, özellikle bu çoğunluğu muhafazakar seçmen üzerinde bir olumlu etki yaratabilir. Olumlu etki derken evet demeleri yönünde bir etkiden bahsediyor. Şimdi ama tam tersine bu %10 yüzer gezer oy, bu sefer
ki onunla ilgili de bir argüman vereceğim. Bu sefer de yüzüp gezmeye karar verirse geldik 50'ye. Şimdi artık burada adam adedi saymaya başladık. Bir kişi mi, iki kişi mi, üç kişi mi, beş kişi mi? Şunu da unutmamak lazım. 7 Haziran'la 2 Kasım arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği siyasi stratejide temel farklılık şu. 7 Haziran'da Cumhurbaşkanı'nın lideri olduğu bir Adalet ve Kalkınma Partisi sahadaydı. 2 Kasım'da Cumhurbaşkanı'nın ağırlığını geriye doğru çektiği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal parti gibi davrandığı seçim vardı. Şimdi bu da o birleri, ikileri, üçleri saymaya başladığımız yerde çok enteresan şeylerin olabileceğini gösteriyor. Başka bir şey, bir araştırma şirketi, ANAR. ANAR'ın başkanı, çok da saygında bir bilim adamı olan, bilim adamlığından esasen bu başka bir bilim alanı ama oraya geçmiş olan İbrahim Uslu'nun söylediği bir şey var, televizyonlarda ifade etti. %30 dedi bir kararsız kitle var. Hı hı. Şimdi bu %30 kararsız kitle denilebilir ki bütün Türkiye'nin seçimlerinde başlangıçta vardı öyle bir kararsız kitle. Ben bu kararsız kitlenin daha önceki kararsız kitleler gibi olmadığını, biraz evvel yaptığım televizyondan yapılmasının da çok sempatik olmadığını bildiğim, çünkü işte o 3 rakam, 5 rakam, 2 üstü, 2 altı izleyiciyi izlemeyi zorlaştırıyor ama o %30 rakam, biraz evvel yaptığım hesaplar nedeniyle rahatlıkla varsayabiliriz ki daha ziyade muhafazakar seçme. İlk defa olarak, çünkü ilk defa olarak bu şeyde, referandumda Türkiye'nin siyasi manzarasında son yıllarda görmediğimiz bir şey oluyor. Anayasa oylamasına hayır diyecek kitle konsolide, son derece konsolide ve hayır diyeceğine ilişkin kafası çok net. Oradan öyle bir oy falan alamazsınız, o duruyor yerinde yani, çok sağlam. Öbür taraftaki kitlenin kafa allak bullak. Bu daha ziyade muhafazakar milliyetçi kitle ise eğer, hı hı, bu MHP seçmenidir. Hı hı. O zaman benim bu %6'nın daha büyük olduğunu düşünmek için elimin altında ciddi nedenler var. Peki. Demektir. Sayın Bahçeli'nin yaptığı çıkışları da siyaseti izleyen, bilen birisi olarak belli ölçülerde söyleyebilirim ki tam da Sayın Çekirge'nin söylediğidir. Yani kendi tabanına mesaj veriyor. Şimdi bir lider kendi tabanına böyle mesaj vermeye başlarsa orada o liderin kendini hiç de öyle çok rahat hissetmediği sonucuna varmak daha doğal olanıdır. Hı hı. Şimdi bütün bu koşulları bir araya koyarsak, bir de bunun üzerine eğer anayasa referandumuna katılım oranının %82-83'ler ve daha üstü bir yerlerde olabileceğini düşünürsek buradan her tür sonuç çıkar. Peki. Size de söz vereceğim ama sizin çok ihtiraslı olmadığınızı bu konuda biliyorum. Reklam için sabredebileceğinizi tahmin ediyorum. Dönüşte... Bu ihtiraslı bir grup değil mi? Dönüşte Hasan Basri Yalçın'ın da hem Devlet Bahçeli'nin attığı tweetler hem de kararsız seçmenin nasıl davranacağı konusundaki fikrini öğreneceğiz. Aramız ne kadar? Çok kısa. Bu zamana kadar hep siz kanal değiştirdiniz. Şimdi kanalı değiştirme sırası bizde. Türkiye'nin devi, dünyanın gücüyle aynı yolda. Karşınızda Bein'in global gücünü yanına alan yepyeni bir Digiturk var. Heyecan sürecek Bein'den sonra. Dev isimler, olağanüstü stüdyolar, başka yerde bulamayacağınız içerikler ve yenilenen kanallar geliyor. Hep yenilenecek, çok güçlenecek. Digiturk, Bein'le yeniden doğacak. Devamı gelecek Bein'den sonra. Yenilenen Digiturk, Bein gücüyle ve yepyeni kanallarıyla devam edecek. Digiturk'le devamı gelecek. Digiturk'le gelecek, devamı gelecek. Okuldan eve döndüm.
döndüğüm ilk gün gözümü yukarılara dikmiştim. Zirveye ulaşmam biraz zaman alacaktı belli ki. Şimdilik Aslı abla ile yetinmeliydim. Şubat tatili geldiğinde hedefim yönetici Nusret amcaydı. Kararlıydım. Okullar kapanmadan bu işi bitirmeliydim. Ve başarmıştım işte. Büyüdüğümü ispatlamıştım. Çocuklar bir an önce büyümek istiyor. %100 doğal sek günlük sütün, protein, vitamin ve mineral içeriğiyle yüksek besin değerini İstanbul Teknik Üniversitesi TTO onaylıyor. Sek ile iyi beslen, iyilikle beslen. Bak şimdi, korunmamış yiyecekler buzdolabına fazla enerji harcatır. Buzdolabında saklama kabı kullan. Enerjini güzel günlere sakla. Gel sen de enerjini koru. Çünkü güzel günler enerji ister. Enerjisa, Türkiye'nin enerjisi. Macera filmleri akşamı. Karayip Korsanları Siyah Dizinin Lanetli bu perşembe 19.45'te Disney Channel'da. Ölmeden bir metini görebilecek miyim çocuğum ben senin? Anneciğim kısmet işi bunlar ya. Ulan sen kim? Benim kızım Kerem Ayta. Hoşçakal Zafer. Vallahi nasıl gözler ya? Saçmalama lan Zafer. Kendine gel. Açsız geçen günlerimi ömürden saymıyorum. Ben de saymıyorum. El kuşu tuttu sıra leylekte. Olanlar olduğu 20 Ocak'ta sinemalarda. Şefim, yemekleri böyle el kadar kağıtlara koyup verebiliriz. Ya da kocaman porsiyonlar verip hem masraf hem bulaşık çıkarabiliriz. Masraf çıksın, bölüşürüz. Tavuk dünyası leziz tavuklarını enfes makarna ve taptaze Akdeniz yeşillikleriyle birlikte kocaman porselen tabaklarda sunar. Tavuk dünyası akıl almaz lezzet. Alın teriyle, akıl teriyle çalışma hayatında milli seferberlik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif edecekleri toplu açılış töreniyle ülkemizin dört bir yanında 241 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen 51 yeni hizmet binasını daha hizmete sunuyor. Gücümüzü sizden alıyor, gücünüze güç katmak için çalışıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Doğrudan siyasetin ilk dakikalarında anayasa görüşmelerinin ikinci turunda neler olabilir diye konuştuk. Tabii bir yandan da mevzu referanduma geldi. Haliyle hesap makinesi gibi çalıştı akıllar. Olası oy oranlarını hesap ettik. MHP'deki kararsız seçmen kitlesi evet mi der, hayır mı der diye konuştuk. Tabii ki Kürt kökenli vatandaşların referandumda MHP'nin desteklediği bir teklife evet deme olasılıkları ne kadar diye de fikir yürüttük. Hasan Basri Yalçın'a söz verme sırası gelmişti. Siz hem Fatih Çekirge'yi hem Ahmet Kasım'ı dinlediniz. Dolayısıyla onların söylediklerini eklemeleriniz veya itirazınız da olabilir ama mevzu belli aslında referandum sürecinde. Şöyle bir ekleme yapayım. Ben bu referandumda ne, yani referandumu neye kıyasla değerlendireceğimiz konusunda bir şey söyleyeyim. Bana sorarsanız çok kendine has özellikleri olan bir referandum olacak. O yüzden hani rakamlar üzerinden denemeler yapıyoruz. Hı hı. Belki anketler yayınlanacak yakın zamanda. Ama ben çok böyle daha önceki seçimlerden örnekle değerlendirme yapabileceğimiz bir referandum olacağını düşünmüyorum. En fazla yakın örneğim benim şeydir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildiği Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bana sorarsanız ne Kasım, ne Haziran, ne işte yerel seçimler, ne başka bir şey. Bana sorarsanız en belirleyici o olacak. Orayı eğer referans noktası kabul ederseniz, o zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediği bir anayasa değişikliğinin geçme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü şöyle, o Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu karşı tarafın adayıydı. Çok ve MHP-CHP İkisi beraber onu destekliyordu. HDP'nin kendi adayı vardı. Ve Erdoğan aslında bunların hepsine karşı kendisi yarıştı. Yani çünkü ikinci tura kalmadığı için böyle söylüyorum. Hepsine karşı kendisi yarıştı. Yani MHP ve CHP'nin var olduğu bir seçimde Erdoğan daha ilk birinci turda MHP oylarının topyekün Ekmelettin İhsanoğlu'na gittiği bir seçimde
Erdoğan birinci turda kazanabiliyorsa şayet, tabi bu katılım oranları bilmem neler birçok şey ayrıca konuşulacak. MHP'nin açıkça desteklediği bir referandumda, yani siyasi pozisyon olarak desteklediği bir referandumda, o hani biraz önce söylendi ya %10'luk oy oranı, o %10'luk oy oranından anayasa değişikliğine evet yönünde daha yüksek sayıda bir katılım olacağını düşünüyorum. Yani mesela %52 miydi Erdoğan'ın seçilme oranı? %52'nin üzerine çıkması gerekir. Yani o MHP'den %4 mü gelir, %3 mü gelir? Onun o oranın üstüne çıkması beklenir ki şöyle bir şey de olabilir. Yani HDP seçmeninden de asıl itibariyle şey de olabilir, katkı da olabilir. Çünkü hatırlarsanız o seçimde Selahattin Demirtaş %13 mu almıştı? %13 civarında bir oy almıştı. Şimdi HDP'nin oy oranlarına bakarsanız %8 civarında duruyor. %5'lik bir oy oranı var. Onun bu tarafa kayması, yani anayasa değişikliğinden yana bir pozisyon alması ihtimali çok yüksek. Bütün bunları toplarsanız Erdoğan'ın tek başına bütün siyasal yelpazeyle yarıştığı bir yarış vardı. Orada bile %50'nin üzerine çıktığını görüyoruz. Şimdi tam tersi, MHP'den de HDP'den de destek alabilecek, CHP'den alabileceğini zannetmiyoruz, alabilecek bir anayasa değişikliği referandumunun geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu kabul etmek lazım. Bir de şöyle bir şey vardır, anayasa referandumlarına gidildiğinde daha ziyade şey çıkar. Evet, deme eğiliminin daha yüksek olduğu belirtiliyor, bilimsel bir gerçeklik gibi. Ama şunu da söylemek lazım, yani bütün bunlar şu an oturduğumuz konjonktürün içerisinden yaptığımız hesaplamalar. Yani Haziran ve Kasım konjonktürlerin arasında ne kadar devasa fark olduğunu hepimiz hatırlayalım. Yani bu ürkütücülük veya ürkütücü olmama durumunun nasıl seçmen davranışına korkunç farklar yarattığını hepimiz biliyoruz. Ama şunu da kabul etmek lazım. Nisan'da olacaksa eğer referandum, Nisan'a kadar muhtemelen su çok daha fazla ısınacak. Yani gerginlikler artacak. MHP'nin CHP'ye bu tarz sert yanıtları varsa, CHP'nin de hem anayasa değişikliği teklifine, hem AK Parti'ye, hem MHP'ye yönelik çok sert eleştirileri gelecek ve muhtemelen CHP ilk günden itibaren bunu bir rejim tartışması çerçevesinde tartışmayı denedi. Sonra bir o durdu. Sonra ben hani Deniz Baykal meselesini biraz o yüzden söyledim. Yani Deniz Baykal'ın sahne alıyor oluşu, Deniz Baykal'ın ortaya çıkıyor oluşu sanki 2007-2008'deki o Cumhuriyet mitinglerinin havasını yansıtabilir seçmen. Sonradan Deniz Baykal çok gitti köşke, yakınlaştı, ortada durdu, meclis başkanlığı gündeme geldi. Yani sanki daha mutedil. Hani bir eski aktörlük imgesi var ya. Evet. Deniz Bey'in hep üstünde vardır öyle bir şey zaten. Var ya öyle. Kavga eder falan. Siyaset öneminin olmadığını gördük değil mi? Devlet Bahçeli neler neler söyledi. Yani 5 tane demecini yan yana koysan aslında normal koşullar altında özel ilişkilerde hani canı çok sıkılır insanın. Siyaset olunca oluyor. Buyurun. Yani siz noktalayın, buyurun. Bu sertleşmenin arttığını da düşünecek olursak o zaman şey de olacaktır. Hani o yüzer gezer oylar var ya. O yüzer gezer oylarında daha ziyade muhafazakar seçmen tarafında olduğunu varsayarsak, sertleşme, tepkisellik arttığı müddetçe, yani o kutuplaşma ve gerilim arttığı müddetçe o oylar da evet tarafında da tahkim olmaya başlayabilir. Ama bu zaman bu kutuplaşma ve gerilimin artmasını beklememiz gerekir değil mi? Yok hayır yani. Fakat Türkiye artık o kadar kutuplaşma ve gerilimi kaldıracak bir düzlemde de gitmiyor. Yani. O da var. Yani bence kutuplaşma ve gerilim hani... Ama şey, olmasın yani. Ya tabii ki kim öyle bir şeyi tercih eder de. Yani ama maalesef süreci... Ben bekliyorum yani çünkü CHP başka bir yerden siyaset yapabilecek gibi gözükmüyor. Veya MHP Bahçeli ile birlikte kendisini çok bağladı. HDP'nin de çok fazla tercihi kalmadı asıl itibariyle. Bana sorarsanız MHP'ye bu derece fazla manevra alanı sağlayan şey HDP ile CHP'nin kendisini çok erken bir tarihte kilitlemiş olmalarıdır. Yani 7 Haziran mıydı seçim? 7 Haziran akşamı çıkıp sadece ve sadece seni başkan yaptırmayacağız ve hiçbir koalisyonda yokuz tarzı bir söylemin üzerine oturduğu günden beri HDP, belki bu ülkede o barış sürecinin vesairenin çerçevesinde anayasa yapan partilerin içerisine girebilme ihtimali olan bir HDP'den bugün bütün alanı MHP'ye bırakmış bir HDP'ye şahit oldu. Oyun kuruculuktan çekildi. Yani şimdi onların boşalttığı, onların çok sert bir pozisyon aldıkları, CHP'nin çok sert bir pozisyon aldığı yerde
MHP bir manevra alanı kazandı. Ha, somut olarak ne kazanacak, ne alacak onları göreceğiz. Veya seçim referandumdan gerçekten beklenilen şey çıkacak mı onu göreceğiz. Ama bugün MHP eğer hani yeni bir devlet, yeni bir hükümet sistemi ortaya çıkacaksa şayet bunu kurgulayan taraflardan bir tanesi, hı hı, olabilme şansını kazandı MHP. Hı hı. Ve dikkat ederseniz AK Parti karşısında da o kadar yüksek bir pazarlık şansına sahip oldu ki herhangi bir maddede bir sorun yaşandığı zaman, mesela Türkiye doğumlu olmak olmamak meselesi gibi bir kritik gündem meselesi olduğu zaman hemen bütün AK Parti teyakkuz halinde hareket etti ve MHP'nin gönlünü yapmak için bir şekilde o maddelerde düzenlemelere gidildi. Hı hı. Bence bu anlamda MHP oldukça yüksek bir pazarlık şansına sahip oldu. Ve aslında hani bunu hukukçuların falan tartışması gerekir ama ben MHP'nin de CHP'nin de beklediklerinden daha iyi bir cumhurbaşkanlığı sistemi teklifiyle karşı karşıya olduklarını, düşündüklerini de düşünüyorum. Yani bu MHP ile AK Parti'nin bir masa etrafında oturabilmesi aslında MHP'ye bir pazarlık imkanı sundu. İşte cumhurbaşkanının yargıya karşı sorumluluğu ve benzeri konularda bence MHP birçok konuda da istediğini elde etmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Fatih Bey, size hem bu söylenenlere katkınız var mı diye soracağım, hem de şu an aklıma geldi. Bu soruyu geçen hafta aslında doğrudan siyasette konuşmuştuk ama size de sormak istedim açıkçası. Eğer referanduma gidilirse CHP'nin adayı kim olabilir? Evet, tabii şimdi burada sıkıntı şu, Kemal Bey'in referandum, yani şey olursa 2019 seçimi yani, olursa seçim, başkan adaylığını mı? Evet evet, yani seçim, referandum evet, sonrası başkanlık seçimi. Tabii tabii, yani referandum bitti 2019'da evet, referandum evet, çoğunlukla evet sonuçlandı. Evet. %50'yi aşan bir evet oyla karşılaşıldı. Çok karışık olacak o değil mi? Ama 2019'a 2019'da çok siz şey bile olabilirsiniz. Şimdi şu var, aslında sorunu o boyutuyla alırsam şurası açık. Yani parti genel başkanı olursa nasıl olacak, kaybederse ne olacak? O büyük bir sancı olarak hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde hem, hı hı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. HDP'nin zaten öyle bir beklentisi yok. Dolayısıyla bütün, yani bu işte bir eleştiri varsa bunun bir bölümü efendim hukuk, rejim, ideoloji, siyaset, politikaysa bir diğeri de çok refleks olarak siyasi partilerin ve genel başkanlarının varlık savaşına dönüşüyor olması. Hı-hı. Yani iki parti kalacak. O iki parti kaybeden gidecek aslında. Tabii, evet. Kaybeden gidecek. İlk defa demokraside de böyle bir şey mecburiyet doğacak. Şimdi çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Belki CHP bu şey sürecine, anayasa yapım sürecine dahil olmuş olsaydı bu tür çok kritik alanlara müdahil olup onu baştan çizdiler. Hayır hayır. Hiç öyle, o yüzden zaten olmadı. Hayır, yani bu bir konudur. Başka konular. O konuyu açtılar el altından. Açtılar onu el altından. Grup başkan vekilleri falan, yani o bir şeye geldi yani. Gündeme yani geldi. Geldi bir gündeme, ama orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle net ifadeleri oldu, ben hatırlıyorum. Ya kardeşim, bıktı bu millet koltuğa oturup siyasi partilerin başından bir türlü gitmeyenlerden, hı hı, millet de buna hiç olmazsa birebir karar vermiş olacak deyince hatta şu eleştiriler konu de başladı. Bazı partiler var, sokakta kaybediyorlar, delege ortamında, salonda genel başkan seçiyorlar, hı hı, seçiliyorlar devamlı yani. Partilerinin genel başkanları oluyorlar, milletin olmuyorlar diye çok yoğun, hı hı, eleştiri vardı. Şimdi tabii bu ayrı bir tartışma, yani bu partilerin azalması bizim gibi kültürlerde ne sonuç verir? Bu da bir tartışma. Ne verir? Şimdi biz bunu çok yayından değişik önce de Hasan Basri Yalçın'la konuştuk. Çünkü daha ana akımlaşacağına Türk siyasetinin, evet, de ve bazı partilerin hani zamanla bir başka partiyle konsolide olarak aslında yok olmak tabirini kullanmayalım ama evet, bir dönüşüm geçireceğini zaman, söyledi. Meclisin yapılanmasına baktığınız zaman o da bir ayrı tartışma olacak tabii. Yani milletvekilleri seçilip gelebilir. Yani, hı, o baraj ne olacak filan. O 2019'a kadar bunlarla ilgili çok şey. Mesela dar bölgeye geçilebilir. Milletvekilini görerek seçebilir. Bütün bunlar olabilir. Yani o şeyden. Çünkü artık yürütme başka bir hal aldığı için
bu konuda birçok şey söylemeden ama net bir şey söylemenin ben kendi açımdan mümkün görmüyorum şu anda. Şeye gelirsek, şimdi bakın biraz da burada şu çıkacak ortaya. Kardeşim sen irade olarak ne diyorsun? Çünkü millet de bir ona bakacak. İrade olarak ne diyorsun? Yani sen irade olarak ortaya ne koyuyorsun? İrade olarak ben ortaya hayır koyuyorum. Hı hı. Peki. Gerekçelerim şunlar. Tamam. Bir siyasi partinin genel başkanı da irade olarak ben evet'i koyuyorum. Gerekçelerim de bunlar. Ve diğer siyasi... Ne olmuş oldu? Bu süre içerisinde en fazla korkmamız gereken Türkiye için, Türkiye demokrasisi için deminki lafa geliyorum, bir kamplaşmaya dönüşmemesi lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, HDP Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi kutuplaşması olursa bu demokratik açıdan çok provokasyona açık bir şey, dekor temsil edebilir, dekor oluşturabilir. Bu arada tabii şunlar da var. AK Parti'nin oylarını veya alabileceği oyları düşürmek adına yalnızca bu iç dinamiklerle olmuyor. Yani şimdi bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki dolar üzerinden üzerimize geliyorlar diyor. Onlarla konuşacağız diyor. Yani, dolar üzerimize geliyorlar diyor. Ya bu referandumla çok ilgili olduğunu gördüğüm için söylüyorum. Hı-hı. Tabii hı-hı, konuşabiliriz. İki, bilinmedik noktalardan bir garip, içeriden yardım alan, dışarıdan yardım alan bir organize terörle karşı karşıyayız. Yani adam bir bakıyorsun geliyor, uyuyan bir hücre geliyor, bam diyor Rus büyükelçisini vuruyor orada, yani giriyor. Öbürü geliyor işte yılbaşında yaptığını görüyoruz. Bunlar yardımsız, bunlar plansız, içeriden dışarıdan yardım almadan olacak şeyler değil. İşte Kayseri örneği. Kışlanın içerisinden çıktı yardıma. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu tür provokasyona açık bir tehdit de görüyorum ben. Bir ekleme yapabilir miyim sizin söylediklerinize? Tabii. Bugün yine Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi de AK Parti kulislerinde konuşulanları köşesinde paylaşmış okuyucularıyla ve AK Parti tarafından iki önemli kaygının kulislerde dile getirildiğini belirtiyor referandum sürecinde. Bir tanesi ekonomideki aşırı hareketlilik, diğeri de terör olaylarının artması. Yani aslında bu da referanduma gidilirken, referanduma hazırlanılırken AK Parti cephesinde bir kaygı unsuru olarak konuşulan çok, unsurlar. Çok ciddi, çok ciddi bir kaygı bu. Yani biz de konuşuyoruz. Abdülkadir'in yazdığı çok doğru. Kimle konuşsak bu bir kaygı olarak AK Parti yönetiminde var. Neden? Kafasına bomba atılmış, kendi askeri tarafından tanklarla üzerine yürünmüş bir şeyden geliyor. Bir savaştan çıkmış yani. Dolayısıyla artık her türlü şeyi, organizasyonu beklemesi doğaldır. Şimdi bu artan terör olayları, burada tabii şu da var. Biraz belki konuyu bir yere taşıracak gibi gözükebilir bu söyleyeceğim ama şimdi bu Astana'daki Suriye Anlaşması, Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşması, Türkiye'nin bir şekilde tamam kardeşim Esad'la müzakere edilebilir, biz buna karşı değiliz noktasına gelmesi ve PYD üzerindeki baskı, Trump'ın da çıkıp ben Putin'le anlaşabilirim, Suriye'de Obama'nın hareketi yanlıştı, Irak'ta güvenlik bölgeleri yapabilirdi deyip bu taraflara doğru pas atması başka bir konjonktürü şimdi doğuruyor. Burada PKK, PYD ikilisinin arkasından Esad'ın çekildiğini, onların oralarda rahat edemediğini düşündüğünüzde terörü artırmak için elinden geleni yapacağını bekliyoruz yani burada da. Bekleyeceğiz bunu. Bu da önümüzdeki referandum sürecinde çok dikkat edilir. O yüzden kamplaşmanın ben önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üsluba dikkat edileceğini düşünüyorum. Yani bu şeylerde. Referandumun kısa bir cümleyle şunu söyleyeyim. Bize getireceği nokta, liderler sonuçta meydanlara çıkacaklar. Bir simge. O meydanları göreceğiz. Yani ben gidince görüyorum. Orada o enerjiyi, rüzgarı nasıl verecek? Oradan sonra çok 3 puanlar, 2 puanlar filan
kayboluyor orada, bambaşka bir psikoloji doğmaya başlıyor diye düşünüyorum. Peki liderler meydanlarda nasıl bir performans sergileyebilir? O da bir başka sorumuz olsun. Ekonomik terör de gündemde. Onu da reklamdan sonra konuşacağız. Bir tarihçi, Profesör Doktor İlber Ortay. Bir adli bilimler uzmanı, Profesör Doktor Sevil Atasoy. Gündemin sıcak konuları, suçun tarihi ve çok daha fazlası. Gel zaman, git zaman, cumartesi 23.15'te NTV'de. Change coming. Lig TV değişiyor. Türk futbolu Bein'le dünyaya açılıyor. Welcome to Bein. Dünya Bein Sports'la evinize geliyor. The game just got changed. Bein Sports. We'll take you there. Bein Sports. Coming. Değişime hazır mısınız? Be ready. Lig TV şimdi Bein Sports. Otomatik katılım da başlıyor. Nasıl üstesinden geleceğiz bu kadar işin? Ya işimizi kolaylaştıracak bir bireysel emeklilik şirketi bulsak. O bizi buldu ki. Kalk kalk, kaçırmayalım bu otobüsü. Hesap! Otomatik katılımda da önce sen. Bireysel emekliliğe otomatik katılım için aradığın hız ve kolaylıksa Enen Hayat ve Emekliliğin otobüsünü yakala. Can, geçen yıl uçak biletini enuygun.com'dan alan 3 milyon kişiden sadece biri. Can, en uygun uçak bileti uygulamasına girdi, tüm hava yollarını karşılaştırdı, en uygun bileti aldı. Önce sevinçten havalara, sonra tatile uçtu. En uygun uçak bileti için enuygun.com. Siemens'in değişim kampanyası durmuyor ama 2016 fiyatları yerinde duruyor. Şimdi herhangi bir eski elektrikli ürününüzü getirin, yepyeni Siemens'lere sahip olun. Değişim kampanyamız için sizi yetkili satıcılarımıza bekliyoruz. Siemens, gelecek evinizde. Gripten korkma, Sistus antivirüs pastil yanında. Alın teriyle, akıl teriyle, çalışma hayatında milli seferberlik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif edecekleri toplu açılış töreniyle ülkemizin dört bir yanında 241 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen 51 yeni hizmet binasını daha hizmete sunuyor. Gücümüzü sizden alıyor, gücünüze güç katmak için çalışıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Doğrudan siyasette bir saati geride bıraktık bile. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci turda anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinde neler yaşanabilir? Referandum sürecinde neler yaşanabilir? Kararsız kitle ne tarafa doğru kayabilir diye konuştuk. Tabii çarşamba günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü için MHP lideri Devlet Bahçeli'den randevu talep etmesi ve akabinin de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardı ardına attığı tweetler de bu masada ele alınan konu başlıkları arasındaydı. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yine bir muhtarlar buluşması toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomide yaşanan dalgalanma için, döviz kurundaki hareketlilik için
ekonomik terör ifadesini kullandı. Elinde doları olanla elinde silahı olanın amaçları arasında hiçbir fark yoktur dedi. Amaçları Türkiye'ye diz çöktürmektir ifadesini kullandı. Hakikaten büyük bir hareketlilik var Türkiye'de döviz kurunda. Ancak ekonomik kurmayları her fırsatta bunun geçici bir durum olduğunu ve doların bilhassa ateşinin önümüzdeki günlerde haftalarda düşebileceğini söylüyor. Bir yandan da ekonomik kurmayları aynı şekilde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı gazetelerin Türk ekonomisiyle ilgili abartılı yorumlar yaptığını ve ekonomiyi olduğundan kötü göstermeye çalıştığını, deyim yerindeyse manipüle etmeye çalıştığını söylüyor. Ekonomide hepimizi yakından ilgilendiren ana başlıklardan bir tanesi. Haklılık payı var mıdır? Kiminle başlayalım? Sizinle başlayalım Fatih Bey. Ekonomik terör ifadesi ve Amerika'daki yazılarla Türkiye'deki ekonomi manipüle edilmek isteniyor iddiası için ne dersiniz? Şimdi söylenen şu, çok az hacimli rakamlarla doların seviyesinin yükseltildiği, bunu ekonomi bürokratları da, ekonomi bakanları da söylüyor. Böyle bir şey var. Ama benim de burada şunu sormamız gerekiyor. Yani bu kadar büyük bir ekonomiyi böyle az hacimli şeylerle nasıl o kadar oynatabiliyorsunuz? Yani o zaman oynattırmayacaksınız. Tespit doğru olabilir. Hı hı. Böyle bir niyet olabilir. Yani bu önlem kadar almak bu kadar yani zaman. bu kadar devletin içine kümelenmiş, yurt dışına bağlantıları olan bir örgüt bunları yapabilir. Artı Türkiye Rusya ile yanaştı diye de yapılabilir. Bunları ben hiçbirine hayır demiyorum. Bunlar olabilir. Dünyada hep söylüyorum, devletler arasında aşk ilişkisi yoktur, menfaat ilişkisi vardır. Yani kimse kimseyi sevdiği için hareket etmez. Gücünü hareketine göre, kendine ne çıkarı varsa ona göre. Yani ben burada Amerika'yı suçlamam, onu suçlamam, bunu suçlamam. Ben dönüp kendimize bakarım. Türkiye büyük bir ekonomi. Yani şu son dönemde şu üçüncü havalimanı diyoruz. Almanya daha Berlin'deki havalimanını bitiremedi yani 15 yıldır. Yani bu olaylara bakınca, bu yatırımlara falan bakınca, bu kadar büyüklükteki bir ülkenin bu küçük hacimli oyunlara düşmemesi gibi, bunu anlatması lazım ekonomi bakanlarının. Yani bunu öbür terör meselesine gelince kesin katılıyorum. Yani bu oynanan oyunlar belki önümüzdeki dönemde daha da artacak. Bu diz çöktürme meselesinin, yani şurası açık değil mi? Erbil'de Amerikalı generallerle PYD toplantısı fotoğraflandı. Ne zaman? 2 yıl önce. Daha bu işler başlamadan. Biz Kuzey Irak'ta peşmergelerin götürüp eğitildiğini biliyoruz. Yani çekiç güç zamanlarını, uçuşa yasak bölge zamanlarını hatırlayın. PYD ile Musul, yani Irak, Suriye hattında bir PYD, Kürt otonom bölgesi, ta denize kadar Amerika'nın böyle bir isteği olduğunu, kendisine burada Obama'nın kendi askerlerinin tabutları Amerika'ya gitmesin diye burada Kürtlere böyle bir nöbetçi istasyon haline getirmek istediğini, Rusya'nın da Laskiye'den denizlere açılmak istediğini, bu kavganın ne olduğunu biliyoruz. Bu kavgada Türkiye her türlü bu oyuna ve her türlü saldırıya açık oluyor zaten. Çünkü o yüzden de çok doğru olarak gitti, olmaz kardeşim dedi ve gitti Fırat Kalkanı'yla oraya müdahale ediyor. IŞİD'le de uğraşıyor ve PYD'ye de gerekli önlemleri alıyor. Yani şimdi onu uzatmak istemiyorum. Dolayısıyla Türkiye şimdi dünyanın gözünün olduğu büyük bir savaşın, devler savaşının tam ortasında kendi sistemini değiştirmeye çalışıyor ve büyük bir, kendi içerisinde yuvalanmış bir ihanet örgütüyle uğraşıyor. Dışarıdan 30 yıldır kendisine saldıran bir terör örgütüyle mücadele ediyor ve bu arada sistemini değiştiriyor başkan. Yani bence bu 2017, bunlar olduğu sürece Türkiye kendi tarihinin en önemli demokratik köprüsünden geçiyor şu anda. O yüzden önemlidir ve katılıyorum. Yani burada her türlü ekonomik terör de olur. Her türlü şeyi bekleyebiliriz yani bu süreç içerisinde. Ahmet Kasım'a.
Yani şimdi bazı şeyleri birbirinden ayırmak lazım. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne söylediğini tabii en iyi kendisi biliyor ama kastettiği şey işte cebinde, çünkü öyle bir tedirginlik oldu sokakta, işte cebinde tasarrufunun bir kısmını dövizde tutan veya borcunu ödemek için döviz tutan şey değil, şirket veya bireyler değil. Bir spekülatif ataktan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu spekülatif ataklar yapılır. Buna hasedilmiş bir literatür de var. Yani ekonomik güvenlikle ilgili, finansal güvenlikle ilgili ciddi bir literatür de var. Yani bununla ilgili doktora tezleri yazılıyor. Dolayısıyla böyle bir alan mevcut. Bu tür saldırılar yapılabilir ve yapılmıştır. Şimdi bunu buraya kadar teslim ettikten sonra şunu söylemek lazım. Yalnız tabii bu tür saldırılar Fatih Bey'in biraz evvel söylediği gibi kendileri için mümbit bir ortam buldukları zaman gerçekleşirler. Şimdi küçük miktarlarla bu hareketler gerçekleşiyor, bu dalgalanmalar gerçekleşiyor. Ben olsaydım onu söyleyen ekonomi kurmaylarının yerine böyle bir laf etmezdim. Çünkü bu döviz piyasasının derinliğinin ve orada yapılabilecek spekülasyon karşısındaki hassasiyetin yüksek olduğunu gösterir bir ifade. Ben bile burada onunla ilgili laflarımı bu kadar temkinli seçerken Londra'da, New York'ta, Frankfurt'ta oturan adamların önünde bununla ilgili ekranlar mevcutken ve bu bir rakamları da takip ederken bu tür lafları bir de oradan etmenin hiç anlamlı olmadığını ve bir şeyin mazereti olmaktan ziyade hani var olan duruma ilişkin pek de iyi bir sinyal teşkil etmediğini düşünüyorum. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok daha manalı bir laf, yani diğeriyle kıyaslanmayacak düzeyde manalı bir laf. Hiç olmazsa o şeyi vermiyor, o havayı vermiyor. Şimdi orada dikkat etmek lazım. İkincisi, bu ortam neye neden olur? Evet, bazı mihraklar, bazı devletler sadece ve sadece güvenliğinizi tehdit etmek açısından, finansal güvenliğinizi tehdit etmek açısından bir takım hamlelere girişebilirler. Ama ondan daha tehlikeli bir canavar var o bahsettiğimiz ortamın içerisinde. O da kar beklentisi ile motive olmuş olan ve bu işin ticaretini yapan insanlar. İşte en küçük fon yöneticisine, en büyük bankanın yöneticisine kadar. Şimdi bu adamlar mesela bir taşıma değiş tokuş diyelim, carry on trade İngilizcesi, fırsatı bulurlarsa bunu kullanırlar. Demek ki vermeyeceksiniz öyle fırsatları. Yani iki değişik ülkedeki fiyat arbitrajlarından faydalanıp iki değişik ülkedeki döviz fiyatlarındaki oynamalara bakıp buradan kar etme fırsatını gören adam terör falan değil. Yani akşam eve gittiğinde daha zengin birisi olarak eve gitmek için yapar bunu. Bunun böyle olduğunu biliyorsak eğer ona uygun tedbir almak mecburiyetindeyiz. Ve biz o tedbiri 15 Temmuz'dan sonra almaya başlamak mecburiyetindeyiz. Şimdi biraz karavanın arkasından koşuyoruz. Ve burada onu toparlamak o yüzden o kadar kolay olmuyor. Bazı şeyleri kendi dinamikleri içerisinde değerlendirmek lazım. Ekonomi dediğiniz şeyin kendi mantığı var. Kar edenleri var, zarar edenleri var. Türkiye çok çekici bir piyasa. Ama daha birinci adımda niye Türkiye çok çekici bir piyasa diye sormak mecburiyetindeyiz. Bunun da cevabı öyle atla deve değil yani. 8 bölüm ekonomi kitabını hatmedip yutmaya gerek yok. 2 tane temel mesele var burada. Bir tanesi şu: Türkiye iş adamı mucize yaratan bir cinstir. Hakikaten öyledir. Yani Türk iş adamına iltifat diye söylemiyorum. Fiili gerçeklik bu. Neden?
Çünkü sermayesiz iş yapar Türk iş adamı. Ya dünyada parasız bu işleri yapabilen ikinci bir ülke varsa da ben onu bilmiyorum. İkinci bir ülke iş adamı varsa böyle bir girişimci ruha sahip onu da bilmiyorum. Ama Türk iş adamı sermayesi olmadan yatırıma girer falan yani böyle. Ve o işleri de bir de kotarır. Yani. Ama daima yapısal zaaf içerisindedir bu yüzden. Hı hı. Bu nedenle Türkiye dünya sıcak parası için getirileri meşru olduğu müddetçe, yani kendisiyle benzer ülkelere göre daha fazla getirdiği müddetçe daima yatırım yapılabilir ülkedir. Bunda hiçbir numara yok. Ali, Veli, 49, 50 kim olursa olsun herkes için, yani kim ne olursa olsun bu böyle. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'ye eksik olan, çünkü tasarrufu düşük bir ülke Türkiye, sermaye yetersizliği de ondan, yani cebinde insanların arttırdığı yatırıma kullanılabilir para yok. O para olmadığı müddetçe dışarıdan alman lazım o parayı. O para bir şekilde gelir işte, biraz evvel söylediğim gibi başkalarından daha çekici bir getiri önermen lazım o paraya. Şimdi bu yöntem iyi bir yöntem değildir. Bu yöntemi Türkiye zaten tecrübe ediyor. 10 yıllardır tecrübe ediyor. Ve bu yöntemle eninde sonunda çark dönüyor. Bu finansal piyasalarda ünlü ve geçerli bir laftır. İronik bir laftır. Öyle hani duyulduğu kadar düz bir laf da değildir. Müzik bitene kadar parti devam eder. Müzik bitmesi ne demek? Paranın akışının durması demek. Paranın akışı bir nedenle durduğu andan itibaren Türkiye ekonomisinden çatırtılı sesler gelmeye başlar. Peki. Bugün olanlar durduk yere olmuyor. Dünyada çünkü likidite artık bol değil. İkinci bir yöntem var. Doğru olanı da o. Bu ülkede öyle bir eğitim sistemi kurarsınız ki, o eğitim sistemi bu ülkenin sahip olduğu vatanına, milletine bağlı gençleri alır, dünya standartlarında rekabetçi bir noktaya getirir. Dünyada bugün en büyük şirketlerin başında, değil mi? Şey vermeyelim, marka vermeyelim reklama girmesin diye, ama dünyada en büyük şirketlerin başında kimi Türkler var. İşte o adamlardan daha fazla, o insanlardan, o yetişmiş mücehhez insanlardan daha fazlası ortaya çıkar. Bunların bir kısmı mevcut iklim içerisinde yaratıcı işlere girer. Peki. İki şey yaparlar. Araştırma geliştirme yaparlar. Bir, böylelikle katma değerli ürün üretirsin. Katma değerli ürünü satarsın. Cebine fazladan para gelir. Onu işte sermayeye döndürürsün. İkincisi, mevcut iş modellerini alırlar, reforme ederler. Yeni iş modelleriyle eskiden yapılan işleri daha karlı hale getirir. Çok ekonomik temelli bir konuşmaya dönecek ama bu, diye yani şey diyorum. Bunu yapmıyorsanız, bu ikincisini beceremiyorsanız spekülatif atak dediğiniz şey olur. Bunların bazıları da Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi gözünüzün içine baka baka yapılır. Terörize etmek için sizi yapılır. Peki. Bunun da böyle olacağını bilip onun için baştan meseleyi yapısal olarak düzeltmek gerekir. Orada şeffaflık var. Orada bağımsız kurumlar var. Orada bir sürü doğru var yapılabilecek olan. Hı hı. İşte Türkiye o doğruları yapmak durumunda. Uzun bir yanıttan sonra. Ya kısa cevabı yok bunun. Çünkü bunun kısa ve kolay bir yolu da yok. Yani bunu herkesin bilmesi lazım. Tabii bu, yani Türk ekonomisinin nereye, hangi temellere oturacağı, uzun vadeli stratejileri vesaire çerçevesinde kesinlikle konuşulması gereken bir konu, ama hani benim özellikle ilgi alanım değil. Hani benim de bir ekonomist olarak böyle bir ekonomist gibi uzun vadeli olarak neler yapılabileceğine dair çok bir ben ekonomi çıkışlı olduğum ve de finans piyasalarında uzun zaman çalıştığım için o bunu kadar biz bunu iyi anladık ki hocam, yani hiç tereddüte yer bırakmayacak şekilde not verdiniz. Yalnız bu son yaşadığımız süreçle ilgili, yani tabii birçok faktörü var bu işin, ama en temel dinamiklerden bir tanesi de bu Fed'in faiz kararları işte. Uluslararası likiditenin azalması. Bütün dünyanın. Sırf o değil nedeni. Yani. Ama bu çok önemli bir etki. Yani doğru. Bu bütün her şeyin altında yatan, ülkenin kendi ekonomik kırılganlığıyla da birleşiverdiğinde doların fiyatını yükselten bir dinamik olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle bir şey var. Uluslararası piyasalarda doların değerlenmesi Türkiye'deki gündemle de bir araya geldiğinde, işte atıyorum bu
doların yükselmesine yenin verdiği bir şey vardır, tepki vardır. Türkiye'de verilen tepki biraz daha fazla oluyor. Yani bu bir terörize etme aracı olarak kullanılıyor mu? Ben de kesinlikle kullanıldığını düşünenlerdenim. En azından internet sınırında kullanılır yani. Özellikle mesela şeyi düşünün, o 3.50 idi galiba değil mi? Sabah bir kalktık saat 8.30 civarında 15 dakikanın içerisinde böyle dolar 4'e kadar çıktı. Yani bu 15 dakikanın içerisinde mi, sabah 8.30'da mı bütün herkes hep beraber aman dolar yükseliyor, hemen alış yapalım falan. Yok, bunun arkasında böyle büyük rakamların oynadığı, birilerinin girip çıktığı bu piyasaya, hani çok ekonomiden anlamıyorum ama az çok piyasaları gözlemleyen birisi için bile gayet açık bir şey var. 15 dakikanın içerisinde bir şey oluyorsa burada bir spekülasyondan bahsediyoruz. O spekülasyon biraz zarar veriyor, biraz rakamı yukarı çekiyor. Ertesi gün bir yeni spekülasyonla falan karşılaşıyor. Ve terörize etmek mi? Evet, hakikaten bir terörize etme oyunu var. Yani biraz önce söylenilen o yapısal tedbirler, Türkiye'nin geleceğe dönük planlamaları falan yapılırken bir yandan da maalesef bu ekonomik kırılganlık, toplumsal meselelerimiz, siyasal meselelerimiz, biraz önce Sayın Çekirge anlattı, Suriye'deki meselelerimiz, hepsi birden, onlarla hepsi birden boğuşmak mecburiyetindesiniz. Bir de böyle bir gündem var. Yani gündem kendisini dayatıyor. Suriye'deki terör örgütlerinin yarın Türkiye'ye ne tür bir terör tezgahlayabileceklerinin çok karmaşık ve spekülatif olduğu bir alanda maalesef yatırımcıyı çekmeniz çok kolay değil. Yani kaba taslak hesaplar yapılıyor. Yani mesela terörizmin Türkiye'deki turizme ne tür bir darbe vurduğunun milyar dolarlarla ölçülen rakamları var. Yani bu rakamlarla Fed'in kararını birleştirdiğinizde, şimdi mesela bir yerde bir rakam durdum. Doğru veya yanlış, ekonomistler beni düzelsin. Türkiye'nin turizminin yediği darbeden bir yıldaki kaybı 15 milyar dolar diye bir uçuk rakam dolaşıyor etrafta. Evet. 15 milyar dolar dediğiniz Türkiye'nin bir yıllık askeri yatırımıdır. Yani bir yılda askeri yatırımına yaptığı şeyi sadece turizm gelirinden kaybediyorsa Türkiye bir yılın içerisinde, ciddi bir sorun var burada. Ama bu sorun Türkiye'nin kendi elleriyle yarattığı, kendi elleriyle hani ortaya koyduğu bir şey değil. Maalesef ki dibimizde bir terör bataklığı oluşturuldu ve o terör bataklığından Türkiye'ye farklı terör örgütleri organize saldırılar, sistematik saldırılar gerçekleştiriyor. Şimdi bunu bir anda elinizin tersiyle halledip çözebileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla ekonomik alandaki mücadeleniz devam ederken aynı zamanda Suriye'de de mücadeleniz devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'de iç siyasal dönüşümü de gerçekleştirmek zorundasınız. Çünkü Türkiye'de oldukça dinamik bir sosyal yapı var ve o sosyal yapıda yeni düzenlemeleri gerekli kılıyor. Yani hani Cumhurbaşkanı bir şey söyledi ya, topunuz birden gelin, o terör örgütlerine yönelik söyledi. Maalesef ülkelerin tarihlerinde bu tür dönemler vardır. İç siyasi değişimlerle dış siyasi değişimlerin bir anda geldiği. Ve hatta şey demeyelim, geldiği vardır demeyelim. Charles Tilly'e göre aslında iç siyasal değişimler biraz da bu dış siyasal değişimlerle beraber olur. Hani devletler savaş yaptı, savaşlar da devletleri yaptı. Demek kabaca aslında bu demektir. Dışarıda mücadeleyi verirsiniz, aynı zamanda içeride de bir mücadele var. Sağlamak mecburiyetindesinizdir. Ben bütün bu ekonomik, siyasal, toplumsal, iç, dış hepsinin burada bir yerde düğümlendiğini düşünüyorum. Ve o düğümün sancısını yaşıyoruz aslında itibariyle biz. Böyle bir V çizdik. Bilmiyorum bunun tarihi nedir. Bir hani şey gibi düşünün, bir çizgisel grafik gibi düşünün. Bir V çizdik ve bana sorarsa 15 Temmuz'da orada tabanı gördük. O tabandan bence hani ne kadar becerebileceğiz bilmiyorum ama bir çıkış eğrisini yapmamız lazım. 15 Temmuz'un hemen arkasından Cerablus operasyonunu başlatmamız, onun sonrasında işte anayasa düzenlemelerini gerçekleştiriyor oluşumuz, hem içeride hem dışarıda birçok konuyla yüzleşiyor olduğumuz ve kendimizi dışarıda mücadele verirken aynı zamanda içeride inşa ettiğimizin bir göstergesi gibi geliyor bana. Yani böyle bir umut pompalamak gibi olmasın ama asıl itibariyle 15 Temmuz'dan sonra yeni bir rejenerasyon sürecinden geçtiğimiz aşikar. Bunun ekonomik boyutları da var. Onlarla da karşılaşıyoruz zaman zaman. Fatih Bey, eklemek istediğiniz bir unsur var mı?
Yok, buna bir şey yok. Sizi her konuk ettiğimizde aslında siyasetin doğası gereği konuların bize getirdiği başlıklardan bir tanesi erken seçim tartışması oluyor. Bu sizin şansınız mı bilmiyorum açıkçası ama geçtiğimiz hafta hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçimle ilgili açıklamalar yaptı. İlk olarak MHP lideri konuştu. Ortak kanı eğer parlamento çalışamaz hale gelirse erken seçim neden olmasın şeklinde özetlenebilir. Hakikaten size her konuk ettiğimde sormuştum ben ama bu açıklamaların ışığında bir kere daha sormak isterim. Tabii ki sizlerin yanıt vermenizi istiyorum. Erken seçim beklemiyorum. yani 2019'a göre düşünüyorum. Büyük bir 2019 beklenir mi peki? Şimdi Cumhurbaşkanlığı'yla evet, yani başkanlıkla beraber diye düşünüyorum. Hı hı. Zaten o takvim öyle oturuyor. Hı hı. Yani bunun hızlandırılması adına bir değişiklik, bir düzenleme yapılmaz. Şöyle, yani öyle bir reflekse gerek duyulur mu bilmiyorum. Ama şu var, 2019 takvimi önümüzde. Bu referandum sırasında eğer AK Parti içerisinden böyle bir parti yönetiminin ihanet diyebileceği bir sürpriz çıkarsa ben çıkacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey olacağını beklemiyorum. Dolayısıyla bir referandum görünüyor. Hı hı. Yani bunu ilk söyleyen Sayın Devlet Bahçeli'dir. O da yine şimdi mesaj verir gibi kendi milletvekili grubuna, hı hı, ya da milletvekili grubundan yaptığım konuşmalardan aldığım izlenim. Yani burada bu eğer olur da yani referanduma önleyecek bir yola girerseniz buradan erken seçim çıkar. Hiçbiriniz de gelemezsiniz. Onun da bir siyasi bedeli olur. Bedeli olur. Yani hiçbiriniz de gelemezsiniz, bedeli olur. Bu milletvekilliği sisteminde, yani şu andaki sistemde en çok başvurulan liderlerin argüman, çok başvurduğu bir argümandır. Çünkü baktığınız zaman herkes buna parlamenter sistem falan der ama bu parlamenter sistem falan değildir. Yani öyle bir şey yok. Yani komisyonların başkanları iktidar partisindendir. Muhalefetin iktidar izin vermediği hiçbir zaman muhalefetin bir teklifi kanunlaşamaz. Liderler nasıl geliyor biliyoruz. Siyasi partiler yasamız belli. Umarım onlar da değişir. Yani işte siyasi partinin genel başkanı ilçe teşkilatlarını seçiyor. İlçe teşkilatları, onun seçtiği ilçe teşkilatları delegeleri gönderiyor. Onun seçtiği delegeler geliyor, al gülüm ver gülüm genel başkanı seçiyor. Şimdi o yüzden zaten bir partinin genel başkanı partiden istemediği sürece göndermek mümkün değil. Yani çok zor. Ya emri hak vaki olacak, ya işte bir kaset tezgahı olacak, bir şey olacak, yani bir şey olması lazım. Şimdi dolayısıyla bu sistemde milletvekillerinin listeleri de genel merkezden yapıldığı için genel merkezin ağzına bakarlar. Dolayısıyla bu yalnız bugün değil. Hep geçmişte. Bütün siyasi böyle krizler olduğunda, hükümetler kurulamadığında filan bu gösterilmiş bir sopadır. Yani bu genel erken seçim. Dolayısıyla ben şu referandum geçmezse işte oradan sonra bu tartışmayı görürüz. Ben ona rağmen hükümetin bir erken seçim böyle kolayca alacağını beklemiyorum. Çünkü şu anda en iyi ortalamı yakalamış durumda başkanlık sistemini isteyenler. Hı hı. Yani az önce de konuşuldu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının içinde olduğu bir destek seçime gidiliyor yani. Hı hı. Şimdi burada içinde yokken alınan oy var. Dolayısıyla bu fırsatın ben kaçırılacağını zannetmiyorum ve bir erken seçim beklemiyorum. Artı bu erken seçim lafları, bu tür sözler siyasetçiler bunu söyler de. Onlar da biraz ekonomik tedirginlik yaratıyor olabilir mi? İşte oraya geleceğim. Bu sözler bence iktisadi olarak da yani yatırımcı, girişimci açısından da şu anda Başika'dan Cudi Dağı'nın tepesinde mücadele eden hı hı, polisine, askerine, bürokratına kadar bir sendeleme yaratır yani. Bu bence zaten sanıyorum o yüzden de Cumhurbaşkanı bu şeyi toparladı. Yani referandum geçmezse düşünülebilir. Hı hı. Yani evet erken seçime gideriz. Sonra da Sayın Numan Kurtulmuş
benzeri bir açıklama yaptı. Dikkat ederseniz bizim gündemimizde bir erken seçim falan yok dedi. Yani böyle bir şey yok. Çünkü bu hep iktidarları zorlayan bir şeydir. Terimdir. Dolayısıyla ben bir erken seçim beklemiyorum. Ancak şu var. Şimdi bizim bu önümüzdeki dönemde demin oradan devam etmek istiyorum. En kritik süreç seçim sattıdır. Şimdi biz orayı yaşayacağız. Yani orada kim neyi anlatacak ve nasıl anlatacak? Geçen sefer 7 Haziran'da çok fazla başkanlık sistemi sözü edildiği için oy kaybedildi diyen bir ekip vardı AK Parti içerisinde. Halbuki o zaman AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı'nın istediği bu başkanlık sisteminin anlatılması iradesi yeterince kabul edilmedi. Bir dirençle mi karşılaştı? Evet, bir görünmeyen bir dirençle. Görünmeyen bir dirençle. Şimdi Cumhurbaşkanı da, Başbakanı da, partinin yönetimi de bangır bangır bağırıyor. Kardeşim biz buradan Türkiye'yi düz bir yola çıkarmak için. Yani parti bütünleşmiş durumda. Peki beklentinizi o noktada sorayım. Referandum sürecine girilirse, mitingler başlarsa bir yanda Başbakan Binali Yıldırım'ı, diğer yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çeşitli vesilelerle biz meydanda mı görürüz o halde? Öyle olabilir, evet. Yani şöyle, şimdi burada demin söylediğim noktaya geleceğim. Zaten Başbakan Binali Yıldırım da gittiği bir yerde konuşma yaparken konuşmasının başından sonuna kadar ara ara bütün bu yatırımları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve iradesiyle yaptık diyor zaten. Sürekli onu, o yüzden de bu sisteme geçmemiz lazım. İki kaptan bir gemi batırır lafı odur yani. Ben denizcilikten geliyorum yani diyerek her fırsatta hatırlatıyor. Kaptan bir gemi batırır ve ben burada eşit diğer kaptan gibi olmuyorum o yüzden gemiyi şey yapmamak için. Bu başka yerlere de mesaj tabii bu arada. Nasıl yani, bir mesaj? Cumhurbaşkanı ile Başbakan hep bu sistemde hatırlayın. Birbirlerini engellemiştir yani. Özal Demirel zamanlarında. Hatta aynı partiden gelmesine rağmen kavga etmişlerdir. Aynen. Kavga etmişlerdir o bu sistem. Dolayısıyla şimdi bu seçimde şu da olabilir. Yani işte Binali Bey bir yere mitinge bile gitse mutlaka tahmin ediyorum büyük ekrandan önce Cumhurbaşkanı oraya bir konuşma yapacaktır. O sırada Cumhurbaşkanı başka bir yerde olacak. Yani ben bir gazeteci olarak şu önümüzdeki inşallah çok demokratik bir ortamda geçer, tuzaklara ve provokasyonlara düşürmez. Bir gazeteci olarak çok heyecanlı, demin de söylendi ve çok doğru söylendi burada. Elde ortak miting yapar mı AK Parti? Ben zannetmiyorum ortak. Yani... Güzel sorular soruyorsunuz akşam. Hani bir moderatör olma yanında ortak emin adımlarla ilerleyen bir Hasan Basri Yalçın'la karşı karşıyayız. Ortak miting yapacaklarını zannetmiyorum da Devlet Bey'i mitinglerinde aynı konuyu işleyecek ortak miting yaparsa aynı tabana o kendi tabanındaki bazı dalgalanmaları da düşünmek zorunda. Ya benim tahminim şu. Böyle bir yeni kapı ruhu gibi bir şey estirmek bir stratejik olarak, siyaset stratejisi olarak tercih edilemez bir şey. Ben de siz sorunca şunu düşündüm. Acaba birlikte miting yapmak yerine zaten sık sık Başbakan Binali Yıldırım Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki katkısından bahsediyor. Bir devlet adamı olarak mevcut durumu, fiili durumu çözmek için bir hamle yaptı gibi cümlelerle sitayişle bahsediyor Devlet Bahçeli'den. Belki yine öyle bir formül düşünülebilir. Yani onun bu süreçteki katkısını... Birlikte görünme mi yani bir yerlere... Birlikte görünmezler belki ama hakkında hep yani olumlu cümleler kurarak hani süreçteki... Yalnız katkıda bulundunuz. İki kez tesadüf. Bir 29 Ekim resepsiyonunda, bir de sonra bir yine özel bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'nin böyle çok güzel bir sohbet oldu aramızda böyle. Yani hatta bu konular da açıldı filan. Orada şunu gördüm. Yani Devlet Bey çok samimi. O arada da şu espriler yapılıyordu ya. Ya ben ne dediğimi anlatamıyor muyum kardeşim? Gündemim falan yok. Ben bu işi tam gibi... MHP AK Parti'yi duvara mı çarpmaya gidiyor falan? Ha, o işte o şey. Hayır kardeşim ben bu işi inanarak yapıyorum diye ve
Ben de şunu biliyorum, yani herkes eleştirebilir, her şeyi söyleyebilirsiniz Devlet Bey'e. Ama dürüstlüğü ve düzgünlüğü yani konusunda kimsenin bir şey söylememesi gereken bir siyasi lider. Dolayısıyla buradan bir şey olmaz. Seçimlerde bir ters bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Hocam sizin de referandum süreciyle ilgili, bilhassa mitinglerle ilgili fikrinizi alalım. Sonra da reklama gidelim. Yok valla mitinglerle ilgili bir fikir yürütmeyeceğim. Olası bütün senaryoları konuştunuz zaten. Hasan Basri Hoca iyi söyledi, siz de yorumlarınıza katkıda. Bugün evet biraz rol değiştirdik sanki değil mi? Evet. Valla öyle geldi ya bugün, son anda. Bugün ben bir öğle toplantısında moderatörlük yaptım da o herhalde üzerine. Üzerine yapışmış o değil mi? Evet, öyle oluyor insan. Evet. Yani ben referandumda beraber miting falan yapılabileceğini zannetmiyorum. Bu beraber miting yaparlarsa da bunun referandumda evet isteyenlerin lehine işlemeyeceği kanaatindeyim. Ters tepki mi yapar? Ters tepki yapar. Çünkü zaten en büyük argüman ne? MHP içerisindeki hayır konsolidasyonu argümanı. Parti biter. Bir de beraber miting yaparsanız zaten parti biter değil. Parti bitti manasına gelir. Bir başka suçlama da orada teyit olmuş olur. Aleni olarak. O da Devlet Bahçeli'nin yaptığı tercihlerin arkasında aslında kişisel olarak bir beklentisi olduğuna dair böyle muamele görecektir yani o şey. Yani hani şeyimiz var ya, bu meşhur dedikodumuz, Devlet Bahçeli'de başkan yardımcısı olacak diye. Yani o öyle bir resim verir. Bunu ben Sayın Bahçeli'nin de arzu edeceğini hiç zannetmiyorum. Ve tabii son olarak da bütün bu desteğin arkasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Devlet Bahçeli arasında şu bir türlü yapılamamış olan MHP Kongresi'nin yapılmaması açısından bir işbirliğinin olduğuna dair suçlamalar da o gün kendilerini teyit olmuş hissederler ve bu üçü bir arada o demin konuştuğumuz %6 falan filan onlar şey kalır, devede kulak kalır yani kaybedeceği oya. Dolayısıyla ben eğer onların yerinde olsam böyle bir şey yapmam tabii yani. Biz buradan onlara bu konuda fikir verecek durumda da değiliz. Herkes kendi tercihini yapıyor. Türkiye'de tam da o noktada esas söylenilmesi gereken. Bence anayasayla ilgili yaptığımız oylama evet önemlidir tabii ki. Yani sonuçları itibariyle muazzam derecede önemlidir. Ama Türkiye'nin Sayın Çekirge'nin biraz evvel söylediği o hani keşke onlar da değiştirilse dediği kanunlarının acele değiştirilmeye ihtiyacı vardı. Şimdi biz parlamenter demokrasinin krizlerinden söz ediyorsak o krizler öyle boşlukta falan ortaya çıkmıyorlar. O krizler mevcut siyasi partiler ve seçim kanunuyla ortaya çıkıyorlar. Onların çizdiği şeydi. Şimdi biz zaten onlar değişmeden bu böyle olursa yani çok da bir şey değişmez mi diyorsunuz? Onlar değişmeden bu böyle olursa bir şey değişmediği gibi ayrıca krize girdiğini söylediğimiz sisteme ilişkin. Yani kulağım ağrıyor. Sen dalak şeyi tedavisi uyguluyorsun bana. Kulak nere, dalak nere? Yani buna bir kere bir uyanmamız lazım. Yani önce seçim ve siyasi partiler kanunu denilen şeylerin öncelikli olduğunu altını çizmemiz lazım. Bir başka bir şey, hakikaten bu işte ya seçime gideriz şey zaten o malumun ilanı. Yani bence orada bir fevkaladelik yok. Ama lafın edilmesinin nedeni %100 Fatih Şekirge'nin söylediği. Yani o bir abanın altından, aslında altından da değil bayağı da üstünden milletvekillerine sopa göstermekti. Nasıl mümkün oluyor bu? Şimdi bunun doğru bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Yani milletvekilinin iradesini eğer bunun bir tehdit olduğunu kabul ediyorsak tehdittir. Bu tehditle şey yapması siyasi partinin liderinin bugün de değil, dün de dediği gibi Fatih Çekirge'nin geçtiğimiz 10, 20, 30, 40, 50 yıl geriye doğru gidin bunların tamamında. Bunun böyle olması doğru bir şey değildir diyoruz değil mi? O konuda herkes hemfikir. Bunun nasıl böyle oluyor? Siyasi partiler ve seçim kanunu sayesinde böyle oluyor. O siyasi partiler ve seçim kanunu neyi sağladığı için peki bütün bunlar yanlış oluyor? Genel merkezde bir tane adam bir kere seçildiği zaman delegeyi belirliyor. Delegeyi belirledikten sonra milletvekillerini belirliyor. Sonra dönüyor tekrar delegeleri belirliyor. Sonra tekrar dönüyor milletvekillerini belirliyor falan filan. Yani bütün mekanizmanın kontrolü tek merkezden olunca
sistem doğru işlemiyormuş demek. Ama şimdi bu yeni sistemle yani aslında bu yeni sistem sonrasında yeniden değerlendirilmesi gerekecek. Yani o eski parlamenter tabii. gibi bir sistemin içerisindeki işte nispi oy sistemi veya işte ne bileyim delegelerin belirlenme yöntemleri falan filan o orada kaldı artık, bitti. Yani bu yeni dönemde yeni yani anayasa referandumunun geçeceğini varsayarsak şayet, o zaman o siyasal parti kanunlarının ona göre yeniden ayarlanması. Yani 2019'a kadar bir geçiş süreci yaşanacak deniliyor ve o süreçte de bu alanlarda bazı değişiklikler yapılacak mı demek istiyorsunuz siz? Ya şimdi şeyi düşünün, aynı gün seçim yapılacak, bir siyasal parti liderinin aday olduğunu düşünün, işte biraz önce bahsedildi. Ve seçimi kaybettiğini düşünün, milletvekili olamıyor. Hı hı. Milletvekili değil, cumhurbaşkanı da değil. Otomatik olarak devre dışı kalır. Sen kaybettin kardeşim. Bitti o. O sistemin dışına atılır. Yani ondan sonra partisi onu ne kadar seviyor da olursa olsun. Siyaset bir şekilde öyle bir şey. Siyaset acımaz tabii. Onu ve en zayıf halka olur kısacası. Dolayısıyla mesela şimdi bu tür bir durumda siyasal parti liderleri aday olabilir, siyasal parti liderleri cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünmeyeceklerdir. Siyasal parti liderleri ayrı çıkacaktır. Hı hı. Adaylar ayrı çıkacaktır. Amerika'daki sistemde nasıl mesela hani parti birisini aday gösteriyor ama siyasal şeyde kongrede başka bir liderlik var. Ama bunun olabilmesi için ne olması lazım? Dar bölgeye döneceksin. İşte. Milletvekilleri kendi kendilerine aday gösterecekler, kendi kendilerine yarışacaklar, kendi kendilerine çıkacaklar. O zaman ne olacak? Kim olursan ol, yukarıdan aşağıya baktığın zaman aşağıdaki adamların fikirlerinin ne olduğuyla ilgili olarak hiçbir şey hiçbir zaman muhakkak muamelesi yapamayacak. Aslında bu bize bir şeyi zorlayacak. Yani aynen öyle. Yürütmeyle yasamanın gerçekten o zaman arası açılacak. Yani yürütmeyle yasama böyle olursa. Ya evet tabii. Yürütmeyle yasama o zaman gerçekten birbirini denetleyebilen bir yapıya dönüşecek. Yani şimdi senatodan geçirmek için Amerikan başkanının yaptığı mücadeleleri hep beraber görüyoruz herhangi bir şeye. Veya bir komisyon onaylamadığı zaman onun oradan gitmesine imkan yok. Neden? O senatör seçiliyor. İşte burada şimdi o vali de seçiliyor. Ve güçlü. İşte vali de burada CHP'nin nerede hata yaptığını bence söylemek lazım. Sürecin içerisine dahil olmuşsaydı, dahil olmuş olsaydı bunun pazarlığını yapabilirdi. Şey, bakın bu bunun şeyini prensibini koyduğunuz zaman gerisi zaten teferruat değil elbette ve bir ülkenin siyasi kültürünü de bir işin içerisine sokarak tartışmak lazım ama madem ki buraya geldik, şimdi biz futbol oynuyoruz diyorduk, bu siyasi partiler ve seçim kanunuyla o futbolun bir temaşa sporuna dönmesine imkan yok. Doğru dürüst bir şey olmaz o. Çünkü herkes elle oynuyorsa orada. Sistem krize girdi dediğiniz zaman artık orada bir söylenecek bir şey yok. Zaten sistem krizde. Kuralları koymuşsun, bütün kuralların aleyhine oynuyorsun. O olmaz. Şimdi ama madem buraya geldik, buraya geldiğin zaman ne yaparsın? Dönersin dersin ki 3 tane şey ya. Yani bunun lamıcımı yok. Anayasalcılık diye bir hareket var. Yani bunlar böyle tartışılacak şeyler değil. Türkiye'de böyle oturmuş ve bilgiye dayalı şeylerin tartışılabileceğine daha çok enteresan bir kanaat var. Bu kanaat yanlış. Anayasalcılık denilen şey aslında demokrasi dediğimiz şey özünde 3 tane şeyin üstünde durur. Yargının bağımsızlığı, denge denetleme sistemlerinin varlığı ve bu kuvvetlerin birbirinden ayrılması. Şimdi serbest seçim falan filan zaten bunların doğal sonucudur. Yani olması gerekir ama bunların doğal sonucudur. Bunlar olmazsa bu sistemin içerisinde o sistem zaten bir şeye benzemez ve krize girer. 2019'a doğru daha arkadan, yani onu da konuşacağız, ek yapmak için söylüyorum. İstanbul'un trafik sorunu var değil mi? Var değil mi? Evet. Yerel yönetimler mi gündeme geliyor? Bir ki canım, şimdi adam oradan gönderiyor emniyet müdürünü. Şimdi Sarıyer veya Beyoğlu belediye başkanını sorum tutsan daha mı uğraşır o sokaklardaki trafiği çözmek için? Bir daha oyalamayacağım diye. Bunun böyle yoksa atanmış emniyet müdürü mü? Çok net içinden. Çok kısa lütfen. Çünkü bir içinden, yerel yönetim sorunu olarak reklam bizi bekliyor. İçinden geçtiğimiz öyle bir dönem ki bakın hiçbir şeyin kolay cevabı yok. Bu söylenilen doğrudur ve ben %100 böyle yapılması gerektiğine inanan birisi olarak o zaman şunu söyleyeceğim ama eğer bu söylenilen doğruysa bence doğru. Ademi merkeziyetçiliğe yürümek zorundasın. Peki o zaman hadi MHP tabanını anlat bakalım.
Tabii tabii, işte bunlar tartışmalar. Şimdi bu tartışmaya hiç girmemeye çalışacak demek ki MHP. Buna evet diyeceksin. Şunu duyar gibi oluyorum. Kısa söyleyeyim, reklama geçelim. Söyle. Anonsu ben yapayım. Evet, bunun da anonsu. Onun da anonsu ben. Sizin de hakkınız kalmasın, siz de lütfen bir ara. Şimdi kısa şu. Şunu duyar gibi oluyorum. Demin dediniz ya işte Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı aday olmayacak, milliyetçi olacak. Ben AK Parti'nin şunu duyar. Ya kardeşim, niye çekiniyorsun sen? Kendine güvenmiyor musun? Niye sen Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olmak istemiyorsun? E şimdi bunları yaşayacağız. Evet, reklamlar. Ama Başçekirge'nin sözünün üzerine söz söylemeyelim. İşletmelere iyi ki Vodafone'a geçmişim dedirten kampanya. 4.7 inç ekran ve 5 megapiksel kamerasıyla Samsung Galaxy J2. Üstelik hiçbir ücret ödemeden sizin. Evet, hiçbir ödeme yapmadan. Şimdi işletmenize özel, uygun fiyatlı Samsung telefonlardan istediğiniz 3 tanesini alın. Galaxy J2 hiçbir ücret ödemeden sizin olsun. Siz de arayın, kapınıza gelelim, işletmenizi yarına hazırlayalım. Okuldan eve döndüğüm ilk gün gözümü yukarılara dikmiştim. Zirveye ulaşmam biraz zaman alacaktı belli ki. Şimdilik Aslı abla ile yetinmeliydim. Şubat tatili geldiğinde hedefim yönetici Müsret amcaydı. Kararlıydım. Okullar kapanmadan bu işi bitirmeliydim. Ve başarmıştım işte. Büyüdüğümü ispatlamıştım. Çocuklar bir an önce büyümek istiyor. %100 doğal sek günlük sütün, protein, vitamin ve mineral içeriğiyle yüksek besin değerini İstanbul Teknik Üniversitesi TTO onaylıyor. Sek ile iyi beslen, iyilikle beslen. Yılın adamları 15 Şubat'ta ödülleriyle buluşuyor. Clear Ana sponsorluğunda gerçekleşecek GQ Man of the Year gecesinde 2016 boyunca başarıları ve stilleriyle öne çıkan 11 erkek ve bir kadın ödüllerini almak için sahnede olacak. Tören öncesinde ise ödül alacak yıldızlar çok özel çekim ve röportajlarıyla GQ Man of the Year sayısında. Kıvanç Tatlıtuğ, Wesley Snyder, Gökhan Özoğuz ve Mert Alaş'ın yer aldığı 4 farklı kapakla GQ Kış 2017 sayısı çıktı. Bordex kuru duvar sistemleriyle yapılan yapıları tercih edelim. Sağlıklı ve güvenilir yaşam alanlarına sahip olalım. Detaylı bilgi için dalsan.com.tr. Ölmeden bir vetini görebilecek miyim çocuğum ben senin? Anneciğim, kısmet işi bunlar ya. Bu ne? Sen kim? Benim kızım Kerametaf. Hoşça kal Zafer. Vallahi nasıl gözler ya? Saçmalama lan Zafer. Kendine gel. Açsız geçen günlerimi ömürden saymıyorum. Ben de saymıyorum. El kuşu tuttu sıra leylekte. Olanlar olduğu 20 Ocak'ta sinemalarda. Şimdi beyaz eşyalarınızı ve ankastre fırınlarınızı Arçelik'ten tam 7 yıl garantiyle alın. Teknolojinin keyfini uzun yıllar yaşayın. Bir doğrudan siyaset geleneği olarak reklam arasında da hararetli tartışmalar devam ediyor. Şimdi gündemimiz zaten çok sıcak. Siyasetin başlıkları çok sıcak. Bir yeni başlık daha eklendi. Özellikle iktidarla ana muhalefet partisi arasında anayasa görüşmeleri nedeniyle tansiyon yüksekken müfredat tartışması yaşanıyor. 20 Şubat'a dek açık aslında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görüşe açılan müfredat taslağı. Ancak ana muhalefet partisinin bazı söylemleri iktidar partisi tarafından şiddetle karşı çıkılan görüşler. Atatürk'ün müfredatta Atatürk'e daha az yer verildiği, İsmet İnönü'nün bilhassa neredeyse tamamen tarih müfredatından, 2. Dünya Savaşı'nın İsmet İnönü olmadan anlatılmaya çalışıldığından bahsediliyor CHP'li milletvekilleri tarafından. Evet. Ancak gerek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz gerekse iktidar temsilcileri bunun bir taslak olduğunu ve 20 Şubat'a kadar başta velilerin görüşleri olmak üzere online platform üzerinden katkıya açık olduğunu belirtiyor.
hakikaten siyasetin hayırlı olsun mu demek lazım yeni başlığı. Ama bizi karşı karşıya, yani tarafları karşı karşıya getirecek ciddi başlıklar var. Tabii yani burada beni en çok yine korkutan şey, yani Atatürk, İnönü bir tarafa alınıp bir kamplaşmaya bunun dönüştürülmesi. Bundan ben her defasında çok rahatsızım. Rejim kamp. Bunun üzerine, evet, rejim tartışmasına, bunun üzerine siyaset yapılmasından da çok rahatsızım. Artık yordu yani bu bizi. Hı hı. Buradan da bir yere varılamıyor. Zaten gördüğüm kadarıyla ya bir kere bir şu gerçek var. Bu milletin içinden Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü öyle kitapla mitapla filan öyle bir dert olduğunu da ben düşünmüyorum yani. Böyle bir dert olduğunu. O nedenle bunun bir kamplaşmaya dönüşmesinden korkarım ki zaten şu da şık bir hareket. Bunu yazın diyor yani. Gönderin. Veliler göndersin. Herkes görüşünü söylesin. Bir müfredat arayışı bu. Bunu öyle adlandırmak lazım. Müfredat değişiyor demiyorlar zaten. Bir arayış. Görüşmeye açılıyor. Görüşmeye açılı bir arayış var. Efendim bunun arkasında gizli gündem var. O var, bu var filan. Bugün gizli gündem laflarından da hep arkasında ne vardan da yorulduk yani. Hep. Ya onun arkasında ne var? Bunun arkasında işte ne olacak yani bu? Gizli ajanda dedektörü. Gizli gibi, ajanda dedektörü gibi oldu. Şimdi burada mesela bunu tartışırken ya yıllardır bu çocuklar yani mesela buna karşı çıkıyorlar. İnönü azaltıldı tamam. Ya yıllarca bu çocuklar Çaldıran Meydan Muharebesi'nin tarihi, 2. İnönü'nün muharebesinin tarihi ve ödev yorgunu oldular. Ödev yorgunu. Ya çocuk geliyor, spor yapamıyor yani. Siz bir tane, bu niye bu sporda biz başarısız yani? Hı hı. Çocuk geliyor, bir sürü buradan bizi izleyen anne babalar yaşadı. Ben de yaşadım çünkü. Çocuk okuldan geliyor, ya tenis oynasın, ya yüzmeye gitsin. Milli takıma seçilen çocuğa okuldan izin almak için perişan oluyorsunuz yani. Çocuk ödevlerini bitirdiği zaman uykuya zor yetişiyor. Bitti zaten. Şimdi dolayısıyla bence velilerin asıl bu suni gündemi değil de ya elbette buna bir sorun varsa sahip katkıda çıkılsın. Ben ona bir şey demiyorum yani nutuk elbette okunacaktır. Ne olduğunu elbette bilecektir bu milletin çocukları. Orada nasıl bir mücadele verildiğini bizzat kendi ağzından bilecektir. Ama ben buna ek olarak bütün velilere diyorum ki şu çocukları ödev yorgunu olmaktan kurtarın. Onları yazın. Şimdi bence bu gündem, yani bir devlet işlerken milliyetin bakanı da müfredat falan yapar yani. Bunda bir fevkaladelik yok. Ama tabii zamanlama kötü. Yani manizer falan da kötü. Hele buradan eğitim meselesinin ne kadar tartışmalı bir mesele olduğu bu memlekette biliniyorsa bunun üzerinden bir tartışma açmanın pek zemini ve yeri değil. Çünkü bu kutuplaşma artık eski olduğumuz yerde değil yani konsolidasyon falan getirmiyor kutuplaşma. Konsolidasyon getirdiği kadar çatırtı getirtiyor. Çatırtıyla, çatlamayla bu konsolidasyonun meşrulaştırılabileceği zemini geçmiş vaziyetteyiz. Ama bu böyledir, onu söyleyeyim size. Sosyolojik süreçlerde bunun işte birkaç kişi ya bak artık konsolide olmuyor, çatırdıyor der. Kırılana kadar kimse dikkat etmez. Kırılır, kırıldıktan sonra ağ kırıldı olur ertesi gün. Şimdi buna dikkat etmek lazım. İkincisi müfredat velilere açılması hoş. Aynı kelimeyi kullanacağım. Hoş. Yalnız müfredat velilere sorulacak bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Bu bir milli irade meselesi değil çünkü müfredat. Müfredat dediğiniz şey çocuklarınızı önlerindeki hayata nasıl hazırlayacağınıza dair verdiğiniz devlet düzleminde verdiğiniz, uzman görüşleri düzleminde verdiğiniz ve işte şimdi tekrar o ekonomiye döndüm, merak etmeyin, tekrar etmeyeceğim söylediklerimi. Ama o çocukların küresel iş piyasasında rekabet edebilir olmaları. Burada kalsalar da küresel iş piyasasında rekabet edebilir oldukları bir bilgi ortamı içerisinde o ortamın yarattığı, verdiği bilgilerle yetişmesiyle ilgilidir ve bu bağlamda da teknik bir konudur. Dolayısıyla bu bir teknik konu olarak bunu çözebiliyor olması gerekir Türkiye'nin. Nasıl çözebiliyor olması gerekir? Orada da lamıcımı yok. Hiç tezvirata gerek yok. Yani PISA sonuçları burada yani Halep burada demeyeyim. Halep
yani yazık bir Halep şehir oldu. Artık ne diyeyim, Katar da burada değil mi? Katar burada, PISA sonuçları burada. Şimdi madem öyle, o zaman o PISA sonuçlarını düzeltecek şekilde. Çünkü onun da lamicimi yok. O şu demek. Elin oğlu benim çocuğumdan daha iyi eğitim alıyor demek. Benim çocuğumun kitlevi olarak elin oğlundan daha iyi eğitim alması lazım. Çünkü bu ülkenin çocuğu ona layık. Zekası da hiç kimseden daha düşük değil, daha fazladır bile. Bir de orada sorularını çalamıyorsun. Aynen. Ha, o da şimdi %100 matematik de yapamıyorsun değil mi? PISA'nın öyle bir sıkıntısı da var. Şimdi dolayısıyla bizim orada ki sorunumuz müfredat meselesinin demokratik üç tırnak içinde söylüyorum. Demokratik tartışması meselesi değil. İki komponenti oluyor o zaman. İki bileşkesi oluyor bu meselenin. Aa, bu tartışmayı birileri çıkacak diyecek ki ideolojik olarak yapıyorsunuz. E ne gerek var? Yani şu anda değil mi? Haksız bir suçlama olduğunu düşünüyorsak o zaman böyle bir tartışmanın bugün şeyi yok, gereği yok. E birileri de çıkacak diyecek ki memleketin ne kadar meraklı olduğunu biliyoruz komplo teorilerine. Pratik bir gereği var. Yani ne? Havada bir kuş daha uçuralım da işte anayasadan bir kısım dikkatli buraya teksif olsun. E buna da gerek yok. Haksızlık, haksızlık olduğu gibi eğitim gibi Türkiye'nin en önemli meselesini böyle bir tartışmanın, siyasallaşmanın, kutuplaşmanın potansiyel olarak konusu haline getirilebileceği bir düzlemde tartışmak doğru değil. Onun için bence mesele müfredat da değil. Bence mesele kafa. Hasan Basri Yalçın'a son cümleyi verelim. Evet, yani bir üniversite hocası olarak eğitimle ilgili meselemizin sadece ilk öğretim, ortaokul, lise değil, bütünüyle ele alınması gereken bir konu olduğunu herhalde aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Önemini de hepimiz teslim ediyoruz. Yine bunun teknik bir boyutu olduğunu da hepimiz biliyoruz ama bir yönüyle de şeydir bu eğitim, milli eğitimdir. Yani adı yani özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesinde adı milli eğitimdir ve işte kendince bir şeyi de vardır, gündemi de vardır ve o siyasete de maalesef zaman zaman da araç haline getirilir. Şunu biliyoruz, eğitim sistemimiz, yani o PISA sonuçları çok açık bir şekilde ortaya çıkardı. Eğitim sistemimiz maalesef ki çok yaralı bir sistem ve kesinlikle elden geçirilmesi gerekir ama reform adına yapılan şeylerin de reform etmediği sistemi defalarca ortaya evet. çıktı. Bence biraz bu hani birleşik kaplar meselesi var ya, belki de gerçekten eğitim bu birleşik kapların en dibi gibi geliyor bana. Yani reform etmekle halledilebilecek bir şey değil eğitim. Maalesef ki ekonomik alanda, siyasal alanda, sosyal alanda öyle bir ilerlemişlik seviyesine varmanız gerekiyor ki eğitim onu takip edebilsin. Yani bence süreç biraz tersten işliyor. Eğitimi düzeltelim, iyi bireyler yetiştirelim, oradan da siyaseti, ekonomiyi düzeltelim gibi olmuyor da belki de birleşik kapların en dibindeki o şey eğitim diğer süreçlerin bir sonucu olarak gelecek. Çünkü reform diye getirdiğiniz şeyin başka yerlerden birçok patlağa çıkabiliyor. Bu nedenle de hani biraz hani dokunuşlarla değil de Türkiye'nin kendi süreci içerisinde hallolacak bir süreç gibi geliyor bana. Burada bir şey son bir cümle olsun son lütfen. Bir cümle söyleyeyim. Bunların böyle olabileceğini tartışabiliriz ama buradaki esas sorun o değil. Buradaki esas sorun Türkiye'nin bütün esas sorunlarının dibindeki temel mesele. O temel mesele şu. Biz eğitim meselesinde kimlik meselesi olarak tartışıyoruz. Nasıl siyaseti kimlik siyaseti yapıyoruz, eğitimi de kimlik meselesi olarak tartışıyoruz. Eğitim kimlik meselesi olarak tartışılabilecek bu kadar. Bugün bizim yaptığımız gibi Türkiye'de tartışılabilecek bir mesele değildir. Eğitimin teknik, manalı ve ülkenin geleceğine ilişkin çok ciddi bir mevzu olduğunu farkında olmak lazım. Kapatabilir miyim programı? Çünkü herkes bir şey yaptı, ben de... Evet, bugün her bir konuğumuz moderatörlük yeteneklerini sağ olsunlar sergilediler ama sizin hakikaten bir hakkınız var ki isterseniz vedayı siz edin hocam. Yok, ben sizin kadar sevimli kapatamam, mümkün değil. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum Ahmet Kasım'a. Rica ediyorum. Teşekkür ediyorum Hasan Basri Yalçın. Bir dahaki sefere koltuk olsun. Peki, teşekkür ediyorum Fatih Çekirge. Doğrudan siyasette bu akşam. Bu hakikaten çok yorucu, yıpratıcı ve kafa karıştırıcı gündemi
ilk kez bu kadar keyifli biçimde ele aldık. İlk kez bu kadar güldüm ben de bir programda. Teşekkür ediyorum her birinize katkınız için. Sizlere de teşekkür ediyoruz elbette varlığınız için. Yarın yine buradayız. Sizi de bekleriz. NTV yayını her zamanki gibi Buket Aydın Baykal'la Gece Bülteni'yle devam ediyor. Yarın görüşürüz.